AC Milan kariyerimize hoş geldiniz. Lige çok iyi başlamamış olsak da Şampiyonlar Ligi'nde bir ara dönemeçli anlar yaşadık. Çünkü orta sahalı taktiğimiz chat sürekli abi orta sahalı taktik yap, kanat oynatma, kanat oynatma diye diye beynimi yemişti canlı yayınlarımızda. Dolayısıyla ben de chat'e uyup hep orta sahalı taktikle oynuyordum. Sonrasında kanat oyununa döndüğümüzde arka arkaya galibiyetlerimiz büyük takımlar karşısında başladı. Ve istediğimiz futbolu artık oluşturmaya başladı. İstediğimiz oyunu oturtmaya başladık. Dedim ki yani chat bu kadar olmaz. Hani bu kadar olmaz. Sizin bu yaptığınızı dedim. Yani Yimpaş Yozgat Sporu zamanında yapmamıştır dedim. Yani bir taktiğin üzerine bu kadar gidilmesi. Orta sahada orta saha, orta sahada orta saha bu kadar olmaz yani. Dedim ki yeter, geçiyorum. Kanatlı taktiğe geçiyorum. An itibariyle kanatlı taktiğe geçtim. Ha takıma baktığımızda aslında kanadımız yok. Ama Rodri var. Rodri kanatta oynayabilen efsanevi oyuncu olarak ortaya çıktı. Ve bizim kanat yükümüzü aldı. Ayrıca benim bu dahiyane kanada geçme fikrimden dolayı da takım oyunu geniş alana yaydığı için karşı takımda daha fazla pozisyonlar bulduk ve Lorenzo Lucca gibi oyuncularımız da bir tık daha öne çıkmaya başladı arkadaşlar. Durumumuz iyi. Sadece takımda dinlenmesi gereken 3-5 tane ismimiz var. Kendisinin ebesi ağlamış gibi görünüyor gördüğünüz üzere. Sanırım ben bunu çok şey yaptım ya. Ya iki kat yoğunluğu burada vermesek iyi olur gibi. Yoğunluk derecesini bence bizim şey ayarlasın diyelim. Geçelim babacığım. Geçelim babacığım. 3 gün sonra Spezia Calcio maçında bakalım ne yapacağız. Vallahi gönderdim abi herkesi. Çünkü sakatlıklar bizi çok üzecek. En azından Shakhtar maçına kadar dinlensin millet. Neyi aldın lan 38 TL? Oğlum ekmek zaten öyle ki ekmek fiyatları çok yüksek. Mesela ben gidiyorum sütlü mesela şeyle ekmek alıyorum abi. Susamlı sütlü ekmek ne kadar? 20 lira. 25 lira. Yani hiçbir zaman öyle şeye ekmek aramıyoruz ki. Fabiano Rast. Kardeşim benim ya 5-6 ay sakatlanmış üzülüyor musun? Üzülme koçum benim ya. Oğlum 90 liraya hamburger şu anda McDonald's'tan zaten doyurucu bir şey yemek istediğinde 90 lira tutuyor kardeşim. McDonald's biliyorsun yani en ucuz hamburgerci baktığında yani piyasaya. Doyurucu bir şey yiyeyim dediğin zaman 80 lira 90 lira zaten. Yani iyi bir hamburgeri şu anda 90-100 liradan aşağı yiyemezsin. İyi bir hamburger tek böyle. Hani öyle ikili üçlü de değil. Inter de ölümüne kazanıyor anasını satayım. Hanami çayı yeğenim. Bir de şeyler diyor ya. Böyle sakallı Almanya'dan gelmiş daylar. Ülkenizin değerini bilin. Avrupa bildiğiniz gibi değil. Önceden 3 liraya aldığımız şey 3 lira 3 kuruş oldu. Allah belasını versin yaşanmaz Avrupa'da. Ülkenizin değerini bilin. Amına koyayım bu kadar ikiyüzlülük olmaz ya. Bu kadar ikiyüzlülük olmaz ya. Abi Avrupa'da yaşayan adam bence Türkiye'de oy kullanmamalı abi. Kimse oy kullanmamalı yani. Oğlum markete girişim en kötü 200 lirada hiçbir şey almıyorum ha. Kola aldım, sigara aldım, bir tane cips aldım, bilmem ne aldım, çıktım 200 lira. Yani hani ekmek yok, süt yok, yoğurt yok. Ya ona da katılıyorum. Allah sonumuzu hayır etsin baba ne diyelim. Ne diyelim baba? Biz Spezia Calcio'ya odaklanıyoruz. Kanatlı taktiğimizde Spezia Calcio'nun içinden geçmek istiyoruz. Oğlum Almanya'da yaşıyorsan Türkiye'de niye oy veriyorsun ki? Bence yanlış bir şey yani. Ben gidip Almanya'ya oy veriyor muyum kardeşim? Bunlar bayağı böyle uçağa binip gitmişler amına koyayım. Amici oynar mı burada ya? Amici oynar Amici. Ya da Amici'nin değil ya. Tonali'yi böyle çekeyim. Hosu'yu böyle alayım. Hosu'yu da merkez orta saha hücum oynatayım.
Tomori Reis yerine Van Drongelen gelsin. Theo'nun yerine de Sergio Dest gelsin. Alright. Hazır ve de nazırız. Neves de çok yorgun. Edward da çok yorgun aslında ya. Dur Amici'ni oynatalım hadi ya. Amici oynasın. Salisu da dinlensin bu maç. Tonali de ölmüş. Tonali'nin yerine kimi oynatacağız ki? Alex Kovacic gelsin lan oynasın. Amici Dinamo oynasın. Kovacic burada oynasın. Otson Edward'ı da yormayalım ya. Hannibal gir lan. Gir lan Hannibal. Gir lan Gopek. Vallahi full rotasyon çıkıyorum abi. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Önümüzde Avrupa maçı var. Oğlum bizi çak pis kıskanıyor Avrupa. Bizi kıskanıyor. Kıskancından çatlıyor. Hadi oğlum taraftarımız için. Kimse etkilenmedi yine. AC Milan sahaya çıkıyor. Günün ilk maçı. Bakalım neler olacak. Niye kovulalım oğlum? Maşallahımız var. Şu an çok iyi gidiyoruz. Şu an süper gidiyoruz. Hiç kovulmalık bir durumumuz yok babacım. Spiker ses çok mu geliyor ya? Hannibal. Sergio Dest. Hannibal. Sergio Dest. Sana jingle, jingle bells. Osu indirdi. Rodri. Amici vurdu. Amici vurdu olmadı. Vallahi biz kovulmadık da genelde hep istifa ettik. İstifayı çaktık baba biz çoğu zaman. Aa, offside yok değil mi lan? Yalnız bu asist nasıl Rodri'ye yazıldı? Bu asistin Rodri'ye yazılmasının manasını bana biri söyleyebilir mi arkadaşlar? Bu asist tamamen şeyin asisti değil mi ya? Hannibal'ın asisti değil mi? Aboneyim abone, biletleri cebimde. Ha Hannibal'a yazdı, tamam orada bir hata olmuş. Osu vurdu üstahlarına. Osu'dan bir hacı etkisi yaratmasını bekliyoruz ya. Yine bug bulduk her zamanki gibi. Van Drongelen gönderdi. Şimdi Rodri. Rodri'den harika bir derin top. Hede bulaştı. Osu vurdu. Rinne de kaldı. Milan evinde ezici bir top oynuyor. 150 milyon oğlum. K değil. Lütfen. K değil M kanka. Rodri! Oğlum Rodri'de ne cevher varmış ya. Almasak mı kanat Rodri'nin yerine ya? Rodri'ye bak ya neler yapıyor ya. Şöyle şişek ya. Van Drongelen güzel pas. Kalegari beklemeden Rodri'ye bıraktı. Rodri işi bitirdi. Oğlum çocuk kanatta oynamak için resmen şey yapıyormuş ya. Yalvarıyormuş da biz duymuyormuşuz. Rodri. Kalegari. Kovacic. Osu. Kalegari. Rodri. Kalegari tekrar. Osu. Döndürdü topu. Vatiu. Çevirdi. Sergio Dest. Amici. Sergio Dest. Kovacic. Genç oyuncu. Rodri'yi gördü. Rodri oyunun yönünü değiştirdi. Dest ortaladı. Vatiu vurdu dışarı gitti. Rusya verdiğimiz parayla harbiden birkaç tane Yunanlıların elinden adı alırdık lan. Ülkeye bağışlardık amına koyayım. Aferin aferin defanslarımız da iyi oynuyor. Hannibal bir ne yaptığının çok farkında değil. Mikonos alamayız ya. Mikonos pahalıdır. Vatiu! Oğlum ne güzel vurdu ya. Kristal'i yönetirken daha heyecanlıydı. Milan'da o iş. Oğlum nasıl kalmadı lan? Manyak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ya. Daha ne olsun?
Hani bir de Milan'da şu anda böyle 50 puan farkla birinci falan olsak anlayacağım yani. Bildiğin götümüzde fitil var yani. Inter maç kaybetsin diye her gün böyle fikstüre bakıyorsun. Takım oynadı reis. Osu. Osu uzaklardan. Oğlum Türk pasaportu olmayan bir adam gider satın alır. O da başkasına verir. Aynı Suriyelilerin yaptığı gibi. Onun yolunu buluruz yani. O kolay. Onu öğrendik Suriyelilerden. Ya Manchester United teklif etseydi Manchester'a giderdim ben. O var ya şimdi Allah var. Evet, Milan'da aslında devasa kulüp çalıştırmayı öğreniyoruz. Yani Milan'daki Karadeniz aslında kariyerimiz için çok önemli oğlum. Rahmi'cim hoş geldin kardeşim benim, teşekkür ediyorum. Sen de iyisindir bana. Yapma. Amici. Hosu'yu satmam ya. Hosu olacak inanıyorum ben. Baksana topu kaptı hemen çocuk. Daha ne yapsın? Hemen topu kaptı ya çocuk, daha ne yapsın? Yok be oğlum, Fiorentina falan ne işimiz var, gözünü seveyim. Gözünü seveyim, bizim ne işimiz var Fiorentina'da falan. Bizim bundan sonra adresimiz artık... Watuyo bak neler yapıyor. Bizim bundan sonra buradan gidişimiz artık Real Madrid falan olur ya. Liverpool olur, Real Madrid olur. Çocukları motive edip böyle göndereceğim sahaya. Gönderdi. Enable şimdi. Ligde üçüncüyüz. Çok puan kaybettik. Oğlum kimi alacak? Şampiyon bak. Hollanda'yı bir kere Dünya Kupası'na taşıdım. Hem de çok kötü bir durumdaydı Hollanda. Hollanda'yı aldım, çıkardım. Koydum baba Dünya Kupası'na. Şimdi Dünya Kupası için ayrı bir kapışacağız zaten. O ayrı bir serüven olacak bizim için. AC Milan'da zaten Şampiyonlar Ligi iddiamız var. Yani biz daha ne yapalım kardeşim? Önce bir Şampiyonlar Ligi'ni bir alalım. Dünyada bir zirveyi bir görelim. Ondan sonra ülkemize döner, vatani hizmetimizi yaparız. Lan o topa vuramayan Van Dron gelen miydi? Ay sikiyim ha. Hep aynı golü yiyoruz ya. Hep aynı golü yiyoruz. Hep bir orta sahada bir yer var, oradan bir vuruyorlar gol. Maldini kim köpek oğlum, bak Maldini'yi bana takımdan gönderttirmeyin. Bana Maldini'yi gönderttirmeyin AC Milan'dan. Siz Emre Hoca'nın olduğu yerde Maldini'nin adı mı okunur zannediyorsunuz? He hadi bakayım. Rodri. Amici. Osu inanılmaz vurdu, girmedi. Milan'a gidip CS'ye geri dönmek adettir, evet olabilir. Abi oğlum dünyanın 7. takımıydı lan. Çok kötüydü Hollanda. Ama bu arada harbiden çıkamıyorlardı yani. Puan durumlarında çok aşağılarda, aşağıdalardı yani. Hollanda'yı böyle bildiğini aldık. Çatır çatır çıkardık yani. Maldini yerine Cübbeli Ahmet Hoca. Jet skisiyle İtalya'ya gelsin. Kalegari'yi dinlendireceğim bu maç azıcık ya. İddiayı deneyelim orada. Kalegari Watuyo dışarı. Senior Terim de öyle dedi. Sonu ne oldu? Babacım biz Senior Terim'e benzemeyiz. Kimse kusura bakmasın. Bizim başarılarımız ortada. Yani bizim başarılarımız ortada. Bu sene bir de Avrupa Kupası'nı alırsam ben görürüm Senior Terim mi, Senior Emre mi? Biz İngiltere'de kraliçeden şövalyeliği reddetmiş adamız. Yoksa bugün bana Sir Emre diyordunuz yani. Lütfen. Santovito genç oyuncuyu atamadı. Selda Bağcan gibidir, Cem Karaca gibidir.
Bizim uyguladığımız taktikler, stratejiler bugün dünya futboluna yön veriyor. Yetiştirdiğimiz, bulup getirdiğimiz oyuncular dünyanın en kaliteli oyuncular listesinde fin katıyor. Yani Emre Hoca daha ne yapsın kardeşim? Emre Hoca daha ne yapsın? Lafa gelince Emre Hoca ne yaptı? Daha ne yapsın? Ulan bunun yerini alacak oyuncu yok ya. Vay, hani böyle bak, gol attı. Şövalyelik vereceğim dedi. Çağırdı. Ben de dedim ki kardeşim, şövalye olunca peki hani Londra'dan bir ev, bir araba, bir şey veriyor musunuz? Ha yok dedi ya, öyle düz şövalyelik. Kim siker düz şövalyeliği dedim yani. Hayırdır dedim ya. Biz dedim yuvarlak masa şövalyesi miyiz dedim. Siz dedim hayırdır dedim, ne konuşuyorsunuz dedim ya. Kuru kuruya şövalyem olunur dedim ya. İnsan dedim ne bileyim bir Londra'dan dedim bir metro çıkışına yakın bir 2+1 verir. Ne bileyim bir Londra'nın imara açılacak bölgelerinden bir 1000 dönüm bir arazi verir. Kuru kuruya şövalyem olunur dedim ya. Biz bugüne bugünlük şövalyeliği elimizin tersiyle ittirmiş. İngiltere'nin buyunduruğunu kabul etmemiş bir hocayız. Hannibal. Santovito! Attı. Attı genç oyuncu. Aleyküm selam kahveci sever. Ol olsun lan. Aha vallahi oldu. Santovito genç oyuncu. Kanatta hocam ben de varım. Beni de sayın dedi. Beni de sayın. Sayın hocam dedi. Aferin evlat. Çankırlı Boris versiyon 2 ne lan? O ne lan, öyle bir şey mi var? Robert Stone. Sivas'a ne oldu lan? Bilmiyorum, haberim yok. Ben öyle deyince onlar da of course I understand. I shan't falan böyle bir şeyler konuştu. İngiliz kraliyet İngilizcesini çok çözemediğim için ben anlamadım. Öyle bir aralar böyle dedim acaba beni zindana falan mı attıracak? Dedim yok emesinde ama Bannerlord mu oynuyoruz? Saldılar beni. Boris Johnson geldi işte, o biraz Türkçe biliyor dedesinden. Osmanlı torunuymuş ya göt. Neyin Osmanlısıyla? Kaçak Osmanlı torunu. Shakhtar Donetsk'le önemli bir deplasman maçımız. Gruplardaki son maçımız. Kazanırsak birinci olarak çıkacağız. Aferin lan. Aferin sazım. Raporlar geliyor. Curtis Jones'tan bir rapor düştü elimize. Curtis Jones yani bizim için not enough. Bu çocuk amazing bir çocuk ya. Faustino Anjorin. Taksite girsek mi bunlara ya? Bonse sağa yatırt. Telles mango tırt. Leroy Sané'yi aldım bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun bilmeyenler. En azından bir yarım sezon oynatacağız diye. Matteo Calenseri. Arsenal'in forvet ve kanat oynayabilen futbolcusu. Matteo'nun kaşlar maşallah şey gibi ha. Ya bu çocuğa 91 milyon vermem. Gabriel Martinelli 270 milyon verilebilir. Allah'ım yarabbim. Abicim. Babacım biz taksitle alıyoruz. Biz peşin para vermeyiz. Emre Hoca'nın bir futbol felsefesi var. Kraliçe Elizabeth Sör olmanın yolu yataktan geçiyor deyince direkt İtalya'ya kaçtınız. Eleniyor, doğru mu? Yani ben dedim ki öyleyse bile dedim Sayın Kraliçe dedim. Yani ücreti mukabilinde dedim. Bu arada Juventus kaybetti. Juventus kaybetti. Bir de Inter kaybeder mi ya?
Juventus'la aynı puana geldik. Yalnız Juventus'un 36 averajı olması beni korkuttu. Vallahi ev kur taksidine gireceğiz beyler, gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Ev kurdan senetle oyuncu alacağız. Terry Durant Anderlecht'te, sağ bekte iyi bir topçuya benziyor. Oyarzabal abi 32 yaşında Oyarzabal'a 223 milyon Türk iş dolar. 223 milyon dolar nedir babacım ya? 32 yaşında oyuncuya ben 223 milyon dolar verirsem gerçekten kendimi kaybederim ya. Gerçekten kendimi kaybederim. Anam Inter'le maçımız var abi, inanamıyorum. Shakhtar maçından sonra Inter'le oynayacağız. Buna inanamıyorum. Oğlum lan bunlar tatilde mi lan hala? Anam 3 gün içinde dönecekler. Neyse dinlensinler bari, ne yapayım. Ya Loco sen erken mi dönsen ya? Tatilden çağıramıyoruz değil mi bunları? Eskiden öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. Of, çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Sonuçları mı göstereyim? Yani bizim aldığımız sonuçlar şu anda böyle, böyle acayip bir şeyle gidiyoruz. Şu Inter'le evimizde oynayacağımız maç şu an Şampiyonlar Ligi'nden bile önemli yani. Bu maçı kotarırsak babam bam bam. 570 milyon tek sezonda geçirdim. Vallahi geçirmiş kardeşim. Gelişine şut vurmayı öğrendi evladımız. Tamam. Sana bir de antrenman verelim ya. Senin hızın yok ki gerçi ya. Sen malın birisin ya. Erling Haaland. Ah benim Haaland. Alsak da gelsem acaba 29 yaşında. Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Palace 8.'ydi oğlum, hala aynıdır ya. 10.'luğa düşmüş. Siz zannediyor musunuz ki ben gidince Palace iyi duruma gelecek? Öyle bir dünya yok. Rupert'e 3 yıldıza düşmüş oğlum. Kendine yazık ettin Rupert'e. Londra'da karı kıza da girdin. Pavyonlara düştün. Kendine yazık ettin oğlum. Orayı gözlemliyorlarmış lan. Ha biz gözlememiştik. Orayı kim alacak dedim ben de ya. Scott McTominay satılık listesinde. Odilon Kasunu niye üzgün ya? Kosunu reisi alsak mı ya acaba? İyi topçuydu Kosunu ya. Ben seviyordum Kosunu'yu. Ya Ritchie olabilir ya. Evet Ritchie'ye bakmadık. Oğlum Ritchie gitmiş mi? Yok Ritchie duruyor. Ritchie'ye bir daha bakayım ya. Orta sahaya sanki bir Ritchie hamlesi şeyin yerine güzel olabilir. Unai Simon 144 milyon nasıl ya? Nasıl bir fiyat bu kardeşim ya? Oğlum Antony nasıl 3 yıldız ya? Antony de efsane topçu, nasıl 3 yıldız abi? 100 milyon istiyorlar ya. Demek ki 3 yıldız bizim için iyi ha. Buradan onu anlıyoruz. Pacheco, aa. Pacheco çok para istiyor abi. 100 milyon istiyorlar. Hannibal Luka ve De Groot kadroya girmiş. Vallahi yine aynı kadro mu çıkacağız bilmiyorum ki, bakacağız. Joramir Hora 300 milyon istiyorlarmış. Kalan tarihi de baksana güzel çıktı. 67 milyon istiyorlar oğlum. Ben bu çocuğu 34 milyona getirmiştim ya. Rupert'e, Rupert'e. Senin şu özelliğin seni bitirdi oğlum. Londra pavyonlarına alışmayacaktın. Resim 55 yaşında. Vallahi şey kardeşim o otomatik çıkıyor ya, ben hiç durmuyorum. Kardeşim kadroyu bir kur bakalım. Calegari Dest. Yani yedek kaleci yerine şunu koymam daha mantıklı.
Yani birazcık böyle bir kadroyla çıkacağız. Ne yapalım? Amici yerine Ruben Neves mi burada oynasın ya? Şöyle oynayınca daha iyi oynuyorlarmış gerçi. Rodri Edwards. Salah Avrupa'yı bile almamıştık değil mi ya? Yo, hani bana Avrupa kadrosunda var. Neyse bakacağız. Mutlaka almamız gereken maç ama oyuncularımız tatilde. Amici gerekeni yapacaktır. Evet, 2 kişi 3 kişi mutlu oldu. Shakhtar'ı deplasmanla yenmek istiyoruz. Gerekeni yapmak istiyoruz. Haydi çocuklar, zaferle dönün. Amici, uzun bir top. Vatiu yetişir mi? Yetişti, indirdi. Tonali at bunu. At bunu Tonali lan, bunu nasıl kaçıyorsun ya? Bunu nasıl kaçırıyorsun babacığım sen ya? Sen bunu nasıl kaçırıyorsun ya? Calegari şimdi. Rodri. Ruben Neves. Düştü direkt. Fucking shit. Aha Real de yeniyor. Kesinlikle kazanmam lazım. Kesinlikle kazanmam lazım. Birinci çıkmam lazım gruptan. Dostum ünlem TJ yazarsan The Journeyman yani. Ünlem TJ. Bütün seriyi baştan aşağı görürsün. Ayrıca kanalda bir tane short var. İlk 5 sezonu 1 dakikada anlatıyor. Bir de Crystal Palace'ta geçirdiğim 3 sezonu anlatan 8-10 dakikalık da bir videom daha var. Onları izleyip şu ana yetişebilirsin yani. Yaklaşık 15 dakikanı ayırarak. Hayır! Abi inanamıyorum. Amici, Ruben Neves, Eduard, Sergio Dest, Tonali. Oğlum 500 milyon artı stoper ne demek lan? Öyle 500 milyon stoper mi var? Bas oğlum. Bas oğlum. Bas oğlum. Bas, hata yapacaklar. Hata yapacaklar hissediyorum. Çok güzel. Baskı sonuç getirdi. Salisu ile hızlı çıkıyoruz. Ruben Neves. Harika bir top. Rodri şimdi. İçeri çevirdi. Tonali vurdu. Penaltı bekliyoruz hocam. Ayıptır hocam. Yazıklar olsun hocam. Lanet olası İtalyan düşmanı pislik herif. Tonali yaptı ortayı. Salisu abi yeter ama ya. Bir maçta 3 direk olur mu ya? Bir maçta 3 direk olur mu ya? Çok güzel pas. What you? Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlardan birinden yaşıyoruz amına koyayım ya. Şampiyonlar Ligi'ne gittiler mi onlar? Ha gittiler, doğru. Vallahi neyi atacak ben de merak ediyorum. Emin ol aynı merakı ben de yaşıyorum. Yani bunlar atamayacaksa. Vallahi abi kusura bakmasınlar, sert yapacağım yani. Sert yapacağım yani. Shakhtar'ın stadı oğlum. Keeper,
Hadi lan. Çevir içeri. Allah'ım inanamıyorum ya. Hadi olsun lan. Kaliteni gösterme zamanı geldi. Ay sikeceğim ama ya. Hayır. İşte bu be. Hosu girdi, asisti yaptı. Hosu girdi, asisti yaptı. Oh be. Oh be. Hosu girdi, Vatiu attı. Çok güzel. Harikasınız. Yürü Tonali. Yürü Tonali. Çok güzel top. Çevir içeri. Oğlum ya şunlar nasıl kaçıyor amına koyayım ya. Vur ulan. David Neres. Senelerdir Shakhtar'da herif ya. Van Drongelen. Aferin. Aferin. Bir an kötü oynuyormuşsun gibi hissettirdin kendini ama iyi oynadın. Osu. Döndürdü topu. Rodri'ye gelmedi. Baskı baskı baskı. İçeride boş bırakma. Of. Çok korktum. Aptallık yaptı diye. Bas. Hayır. Hayır. Of. Oblak adamsın. Sen adamın dibisin sen. Bu ben Neves'i çıkarmam lazım. Calabria oynar mı orada? Bence oynar ya. Bir Calabria oyna ya. Sen hatta ön libero oyna ya. Beş defansa döndük gibi bir şey oldu yani Calabria'yı da alınca. Calegari şimdi. Sokuldu oğlum. Yaptı ortasını. Hannibal Rodak inanılmaz kurtarıyor. Neler çıkarıyor kaleciler ya. Tonali. Van Drongelen şimdi. Calabria. Van Drongelen. Calabria, Hosu, Vatiu, Rodri. İnanamıyorum abi. İnanamıyorum abi. Abi. Bu kadar olmaz. Abi yok artık ya. Vallahi yok artık. Billahi yok artık ya. Kelimelerin kifayetsiz kaldı. Bu kelime bir şey de seviyoruz ha. Vatiu, Tonali, Hannibal. Hosu offside amına koyayım. Yani offside'i görmemek için öküz olmak gerekiyor. Kaleci Prime Neuer'den de iyi anasını satayım. Neler çıkarıyor herif. O golü attığımıza şükrediyorum şu anda. At artık. Ananın ama artık bir maçta da 5 tane direkt mi olur ya? Ebesinin nikahı yani artık yeter ya. Artık yeter babacım bu nedir ya? Baba biz birazcık tempoyu düşürelim, zaman geçirmeye çalışalım, ne olur ne olmaz. Saçmalama yok. Saçmalama yok. Sakin oynuyoruz çocuklar. Aferin. Aferin. Sakin. Sakin. Aferin. Sakin. Sakin. Aferin. Sakin. Sakin evlatlar. Sakin. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ama offside'a vermemen lazım. Offside'a vermemen. Orada vurman lazım. Evladım benim. Canım benim. Orası pısazı canım evladım. Eskiden televizyonda ne güzel şeyler vardı ya. Eski Türk filmlerini hatırlıyorsunuz değil mi onu? Orası pıtsadı canım evladım. Hayır. Aferin Dest. Salisu. Hannibal. Tonali. Gönderdi şimdi. What you? What you? O oyuncular yemin ediyorum adamı kanser ederler. Tonali.
Yaktı ortayı. Hannibal. Sadri alışık değil lan. Şey. Neydi adamın adı? Neyse aferin aferin. Kazandık. Birinci çıktık ya gruptan. Ben başka bir şey istemiyorum. Milan. Çok zor geldi. Kimse ihtimal vermedi. Emre Hoca neler yapıyor dedi. Milan dedi bu gruptan çıkamayabilir dediler. Hoca istifa dediler. Taraftarlar bir ara çıldırdı ama gerekeni yaptı Milan. 13 puan toplayarak zirvede Şampiyonlar Ligi'ni grubu tamamladı. That's it bitches, that's it. İki gün bir izin veriyorum Osu'ya da. Inter maçına babacım, Inter maçına full odak. Inter maçına full odak. Hadi oğlum. Hadi evlatlarım. Ulan yapıyoruz zaten, deli gibi orta yapıyoruz. Öztürk Serengir. Aras pısa zazanım evladım. Madueke. 4 yıldızlı oyuncu. 167 milyoncuk. Üf, bu it de ne oynar bu it? Bu it de ne oynar bu it? Almak istesek? Evet, teşekkür ederim. Bir de büyük maçları sevmiyor. Büyük maçları sevmiyor. İyi, kendilerine gelmişler. Antrenmandan güzel zamanda döndüler. Inter'le ligin ilk yarısını koparma maçı. Şu anda eğer Inter'in elinden bu maçı alırsak babacım 39 puana yükseliyoruz. Direkt ikinciliğe otururuz herhalde. Juventus tabi yenilirse. Ama çok önemli bir maç. Evimizde Inter'i konuk edeceğiz. Inter'in içinden geçmemiz lazım. Oğlum bu çocuğa 5 yıldız verdi lan. Oğlum 7,5 milyon diyor lan. Oğlum büyük maçları seviyor, sürekliliği var lan. Alsak mı bunu ya? Beş saniye sonuçlara bakalım. Aa norm mu? Yoksa toplursa TSS aa mı geçeriz? Oğlum şu anda zaten gayet iyiyiz ya. Bir sıkıntı yok ya. Bu çocuk oynar mı onu düşünüyorum. Bitiricilik hiç yok. Ama kanat olarak yürür ya. Kendi kendine yıldız vermiş. Fener gibi diyor. Bilmiyorum. İlginç bir çocuk. İlginç bir çocuk. Listemize girmeyi hak etti kendisi. João Luiz. Uf, çok iyi topçu da. Yani o kadar da özellikleri aman aman diyelimmiş. Kanat alacağız, alacağız. Alacağız. Sakin. Sakin. Relax. Relax. İki kanat alacağız. Birini aldık zaten. Bir kanat daha alacağız arkadaşlar. O alacağım kanada basacağım parayı. Hiç üzülmeyin. Yani dünya yıldızı bir kanat. Mutlaka bu takıma kazandıracağım. Üçüncü maçı çapraz bağ yırttı. Gitti değil mi? Tavuk kanada alalım abi. Bellingham antrenmanlara gelir gelmez coşmaya başlamış. Hosu iyi gelişiyor antrenmanlarda. Of, Hosu'nun oğlum şeylere bakar mısın ya? Kendi oyun tercihlerini geliştirmeyi seviyor. Çok yönlülüğü var. Antrenmanda özellikleri iyi artıyor. Oğlum bu çocuk iyi iyi. Olacak bu çocuk, olacak. İnanıyoruz. Allah! Gecenin maçı babacım. Gecenin maçı. İnce ince vücudumda titremeler baş gösterdi. Ben çıkmayayım da yine saçma sapan bir şeyler söylerim. Ortalığı bozarız. O su daha 22 yaşında oğlum. Aha. Kura çekimi. Dünya Kupası grupları belli oluyor. Bakalım kimler kimlerle eşleşiyor lan. Oğlum bu da kariyerim için çok önemli ya. Dünya Kupası'na katıldık lan. Ceyhan'da başlayan kariyerle Dünya Kupası'na katıldık oğlum ya. Oğlum bu Katar Matar nasıl seri başı geliyor lan? Bu nasıl seri başı? Ben anlamadım ki. Dominik Cumhuriyeti falan nasıl seri başı? Bunda ilk önce kötüleri mi çekiyorlar? Ben anlamadım.
Demirören vardır bunun içinde. Dedi. Costa Rica. Suriye bile var, Türkiye yok mu abi? Suriye bile var, Türkiye yoksa harbiden çok üzülürüm ya. İngiltere'de oynanıyor oğlum. Bu 2020'de 2030 Dünya Kupası oğlum. 2030. Ha evet, önce kötüleri çekiyorlarmış. Suriye Türkiye 2030'da beraber katılmış değil mi? 2030'a kadar zaten böyle olacağız bu gidişle. Aa Türkiye'ye gel varmış lan, tamam M grubunda. Anam Türkiye ile aynı gruba düşmeyek lan. Almanya B grubuna gitti. Fransa C grubuna gitti. Portekiz D grubuna gitti. Mali E grubuna gitti. İngiltere F grubuna gitti. Uruguay G grubu. Belçika H grubu. Brezilya I grubu. İtalya, Hollanda, Şili, Özbekistan. Çok güzel gruba düştük. Harika gruba düştük. Türkiye, Arjantin, Costa Rica. Türkiye, Arjantin. Üf. Çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Güzel gruba düştük. Güzel gruba düştük. Vallahi güzel gruba düştük. Çıkarız bu gruptan. Çıkarız bu gruptan. Oğlum 5 yıldız en üst düzey amına koyayım, buraya katılıyoruz. Hollanda, İspanya seyahatini bekliyor. Hazırlık maçları düzenleyelim kardeşim ya. Hazırlık maçsız olur mu? Hemen bugüne. Türkiye ile hazırlık maçı yapmadık mı ya? Türkiye kaçıncı kardeşim ha? Oğlum 27 Mart için seçtim ama 3 Haziran'a mı gitti? İyi tamam, 3 Haziran'a gitsin. Zirveden birileriyle oynayalım. Brezilya ile oynayalım. Ondan sonra da kolay bir rakiple oynayalım. Honduras'la oynayalım. Niye Honduras'la oynadıysak? Sekiz Haziran'da da bir Almanya yapalım bakalım neler olacak. Bir sürü hazırlık maçı organize ettim vallahi. Benden daha başka bir şey istemeyin. Herkes kabul etti, güzel. Anam bu sene yaz sezonunda var ya, çıldıracağız oğlum. Dünya Kupası lan. Üf bu sefer ama Hollanda'nın kadrosunu çok iyi seçmem lazım. Beyler vakit geldi. Bir reklam çöküyorum, tıklayın. EVE Online reklamı yine. 30 saniye sonra sizlerle. Ne var oğlum? Tamam, Hannibal'ı da oynattık da iyi oldu. Hannibal'ı da satacağız şimdi. Niye ben bunu kulüplere önermiyorum? İlginç. Emre Hoca ekmeğinde tabii. Vallahi şu aralar o var. O bitince başka bir şey gelir mi bilmiyorum. Bir reklam organizasyonuyla iş yaptık işte. Böyle bir Twitch'e bir şey kurdular. Bu yayını atınca sadece siz görüyorsunuz mesela. Ben yayın tekrarında bile göremiyorum. Declan Rice. Parlak kanat. Yani çok da parlak değilmiş bunun geleceği ya. Bunun geleceği ancak bizim şu an ülkenin bulunduğu gelecek kadar parlak. Ugarte'de var ya, ne oynar. Ne topçu. İşte geliyor. Herosoncuğum özel harekatladı bizi. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Evet sevgili dostlar, Nightbot gönderdi. Bir tıklarsak çok sevinirim. İnceden bir tıklarsak çok sevinirim. Aa Hannibal'ı Galatasaray istiyor. Göndeririz baba ya. Bizlik bir sıkıntı yok. 15 milyon. Oha Leeds'e bak. 15 ver vereyim. Verdi gerizekalı. Direkt verdi. Bir dakika ya. Bu direkt verdiyse daha fazla ediyor olabilir lan bu çocuk. ...18'den biz bunu şey yaptık. Ben bunu niye şeylere öneremiyorum abi?
Kulüplere Öner Halibal'da niye çıkmıyor abi? Allah Allah. Hollanda'da olduğum için mi acaba öyle tıklayamıyorum? Bir dakika. Kendine geldi sonunda yönetim. Pizza sokmaktan pizza sarmalamaya geçti. Aynen öyle bir durum oldu. Vallahi pizzayı saplayacaklardı bize. Rodri'yi Real Madrid istiyor lan. Satsak mı? Ruben Neves'i de isteyen var. Sergio Dest'i de isteyen var. Ha şimdi çıktı kulüpler Öner. Kardeşim 20'den mi önerelim ya? Madem o kadar talip var. Efendim oyuncumuz oldukça uygun fiyatlı bir oyuncu. Heyecanımı saklamakta zorluk çekiyorum. Kolay maç diye bir şey yoktur. Potansiyelimizin farkındayız. Önümüze gelen fırsatı değerlendireceğiz. Yeter ki uygun takımlar bulunsun. Aksini düşünmek imkansız değil. Sadece rakibe odaklanmak herkes için tehlike arz edebilir ama biz Hollanda olarak gerekeni yapacağız, bir kere gruplardan çıkacağız. Anam ben oğlum FM hayatımda, oha Wolf direkt 20 milyon nakit verdi. Gönder 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 gönder. Siktir git Wolf'e. Şunu da iptal et. İptal et. Sokarım Leeds'ine. Wolf'e gidiyorsun. Nice. Ya amına dörtlü yapıyor ne demek ama yokum. Charles Perez bakayım kankacım. Of of çok güzel oldu bunu 20 milyona satmamız. Bologna'da sağ kanat, 31 yaşında kendisi. Hiç top oynatmamışlar oğlum, çok kötü lan. Opsiyonumuz varmış, kullanalım ya. Bu kolay. Bunu hallederiz. Siktir git. Opsiyonu kullandım ya. Uğraşamam. Hiç maaş veremem şu anda. Evet, hazır mıyız? Lorenzo Lucco, Doku, Bellingham, Hosu, Rodri, Eduard, Salisu, Tomori, Theo, Calegari. Takım hazır. Takım hazır babacığım. Takım hazır ve de nazır. Evlatlar, bu maçı almak zorundayız. Bu maç bizim için en önemli maç abi. Hadi benim çocuklarım. Taraftarlar için dedim, bir coştular. Inter evimizde ağırlıyoruz. Lider Inter bu maçta puan kaybedip 6 puanlık bir yenilgi olacak onun için. Hadi evlatlar. Luka indir onu. Hadi lan kornerden bir golle başlayalım 58. saniye. Luka vurdu. Hernandez inanılmaz kurtardı. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be, atarız. Donali yaptı ortayı. Luka! Fucking shit! Girsin artık şunlar ya. İzin verdim. Gittin bir hafta Malta'da tatil yaptın. Geldin pezevenk. Hala gol atamıyorsun ya. Hadi. Al o topu. Bırakma. Bırakma baskı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Muazzamsınız. Çok güzel. Çok güzel. Attın bunu koçum benim. Benim aslanım. Offside yok. Ağzına sıçarım hakem. Ağzına sıçarım hakem. Abi bunun neresi offside ya? Ay sikim, Lorenzo Lucca'nın 48 numara ayağı offside'da kalmış. İnanamıyorum abi. Bellingham. Bellingham şimdi Eduard'a at. Bunu Eduard kope. At bunu Eduard kope.
Frimpong, vallahi çıkarırım seni Hollanda kadrosundan. Aferin. Luka, Hosu, Eduard, Luka, Luka Fernandez. Hadi oğlum. Luka! Abi sikeceğim, her maç bir kaleci çıkıyor ya. Oğlum Luka şu an dünyanın en iyi forveti ya. Calegari, Hosu, Tonali, Rodri, Bellingham. Bellingham! Yarabbim neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Bu nasıl gol? Bu nasıl gol? Bellingham! Hosu, Tonali. Çevirdi topu. Rodri. Baktı Bellingham boş. Bellingham inanılmaz vurdu. Omori, Hosu, Calegari şimdi. Boşluk var Rodri'nin önünde. Rodri bıraktı, Luka'ya gelmedi. İnanılmaz bastırıyor AC Milan. Siz kim köpeksiniz diyor. Hadi oğlum. Teo, çok şık orta Eduard. Vur oğlum artık. Vur bunlara çocuğum. Vur bunlara aslanım. Vur bunlara tosunuz. Hadi lan. Calegari, Tonali. Calegari şimdi. Jan Oblak ileriye gönderdi. Otson Eduard indirme peşinde, indiremedi. Bellingham aldı topu. Bellingham sokuldu. Eduard'a bıraktı. Eduard önü boş. Yattı içeriye. Kimse yok. Kimse yok. Calegari şimdi. Calegari çizgiye indi. Ortası. Otson Eduard vurdu. Fernandez. Osu. Güzel bir orta. Eduard içeri çevirdi. Luka vurdu. Offside. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Neyse bu maç oynuyor oğlum Allah'tan ya. Bastoni ileriye doğru gönderdi. Frimpong sakatlanmış. Rodri gönderdi. Otson Eduard çevirdi. Luka Eduard. Atın artık şunları ya, sikeceğim ya. Güzel güzel güzel, herkes motive. Stadyum ağzına kadar dolu. AC Milan taraftarları tuvaletten bile maç izliyor. Lorenzo Luka, Rodri şimdi. Rodri ilerliyor topla. Çizgiye indir Rodri. Yaptı ortayı. Eduard'a gelmedi. Kerem yaşlı. Tonali. Bellingham şimdi. Eduard. Tonali. Aşağıda boşluk var. Kimse görmedi. Gördüler şimdi. Theo Hernandez. Luka'yı arıyor. Luka. Ananın amı Luka. Ya şu bitiricilikle nasıl atamazsın abi şu golü ya? Yani yuh artık ya. Yok ettik oğlum, yok ettik. Şuna bakın. Bellingham üstrek. Aman yarabbim. Tonali yap ortayı. Luka vur artık şuna. Bellingham. Bellingham bugün bitirmek için gelmiş Inter'i. Inter'i bitirmeye geldim hocam dedi. Inter'in dedi mına koyacağım dedi. Beni tatile gönderdiniz bir hafta dedi. Malta'da dedi, karımla dedi. Coştuk koptuk geldik dedi. Adam ya, adam ya. Oğlum çok sıcak oldu ya. Amına koyayım. Bağırıyorum diye kapıyı da kapatıyorum. Rüzgar estiremiyorum odada ya. Biz ne zaman klima alacak kadar bir content creator olacağız bilmiyorum. Eduard gönderdi Hosu. Hadi çocuğum, hadi benim Rumenim, hadi benim Hacı Tolunum. Çok güzel pas. Eduard at bunu. At bunu. At bunu. Kopek. Steam'den oynuyorum dostum da şeyde, Xbox Game Pass'te de bedava. Luka, inanamıyorum. Reklam basacağım 8 dakika sonra. Koskoca Milan patronun evinde klima yok ama.
Herhalde klima taksam elektrik faturası abartısız 1,5 milyar falan gelir. Calgary. Calgary. Bizim ev bir de kuzey cephe amına koyayım. Bu kadar sıcak olmuyordu ya. Vallahi küresel iklim inanılmaz derecede küresel ısınma baş göstermeye başladı arkadaşlar. Sinyor Emre'nin götünden ter akıyor vallahi bu maç. Baskı 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 çocuklar, baskı çocuklar. Baskı bizim işimiz çocuklar. Bastoni'ye bas onu, Bastoni'ye. Bas onu, bırakma. Bırakma onu, öldür onu orada. Öldür onu orada. Öldür Lukaku'nun, bitir futbol hayatını. Bitir futbol hayatını, izin verdim. Aferin. Sakın. Amına kodumun abla. Biliyorum, biliyorum, olacak. Olacak yani, olacak. Böyle şeyler başımıza gelmezse şaşarız. Haydi, şimdi hata başladılar bir de. Dönmeyin kaleciye, Allah'ını seven dönmesin kalecisine ya. Allah'ını seven dönmesin kaleciye ya. Herifler her topu kaleciye atmaya başladılar ya. Oblak, ağzına sıçarım. Luka indirdi. Eduard önünde boşluk. Eduard çevir içeri. Bellingham hat-trick için vurdu. Barella son anda. Hadi oğlum, hadi oğlum. Donnelly orta. Eduard'a niye atıyorsun? Şey nerede orada ya? Baskı, 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 baskı. Baskı, 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 baskı. Güzel. Çok güzel. Harika. Muazzam. Bellingham'ın hat-trick'i geldi babacığım. Bellingham Inter'i yok etmek için sahaya çıkmış bugün. Emre hocam beni bu takımın başına getirdi. Ona bu ödülü vermeyi kendim uygun görüyorum dedi Bellingham. Koşup hocasına sarılarak gol sevincini kutladı. Bellingham'ın hat-trick'i. Bellingham adamın dibi. Adamın hası. Adamın ham olduğu yer ya. Eduard. Theo Hernandez. Theo Çönler'de. Eduard. Otson Eduard. Penaltı. 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 Inter rezil mi oluyor? Milan deplasmanının Inter rezil mi oluyor? Eduard ters köşe yaptı, golü attı babacım Eduard Otson Eduard. Bu sezon 10. gol. İyi, bunu iyi paraya satarız şimdi ha. Bunu iyi paraya satarız ha. Eduard attı ters köşe. 24'e 10 nedir abicim ya? Mutlak gol pozisyonum 3 zaten anasını. Onlar gol olmayanlar değil mi oradaki mutlak gol pozisyonları? Lorenzo Lucca'nın ne? Eduard bir daha çevirdi. Lucca. Bellingham. Hosu. Tomori. Şimdi Tonali. Yaptı ortayı. Inter hala gol peşinde, gol yememe peşinde. Milan 4-1 yeniyor. Hala gol arıyor. Rodri. Ortaladı, Lucca'ya gelmedi. Bellingham. Bellingham. Ah. X-Hampton'dan reklam alamıyorum kanka. Keşke alabilsek. Orta geldi. Eduard. Nereye oğlum? Nereye evladım? Santo Vito'yu bir de bu Eduard'ın yerinde deneyeyim bakayım. Zaten maç artık 4-1 olmuş. Lucca! Lucca! Lorenzo Lucca! 5-5-5 seslerini boşa çıkarmadı Lucca. Attı golünü, bitirdi işini. Lorenzo Lucca'nın adı. Dünyanın en iyi forvetiyim ben hocam dedi. Bizim olduğumuz yerde dedi. Kimsenin esamesi okunmaz dedi. Gerekeni yaparız dedi. Kaleci mal gibi bakar dedi. Hani valla buraya gitsin. Tonali yaptı ortayı. Bir gol daha geliyordu az daha. Ne oluyor oğlum ya? Yine drop girdi. Drop çıkar mısın kardeş? Calgary yapma. Calgary yapma. Calgary yapma. Oh. Allah'ım. Şu anki yaşadığım rahatlamayı kelimelere dökemiyorum arkadaşlar. Yani inanılmaz bir maç kazandık. İnanılmaz bir maç kazandık.
Artı 18 oldu vallahi. Inter'i yok ettik. Ligin birincisiymiş, şuymuş, buymuş. Pozisyona bakar mısınız? XG 4-0-3. 27 şut, 11 isabetli. Mutlak gol pozisyonu 3. 14 korner. Inter 2 tane şut çekmiş, birini gol attı heriflerden. Yazıklar olsun. Inter'e yazıklar olsun. Yok oldular, yok oldular. Ben size dedim oğlum, kanat taktiği her zaman işe yarar dedim. Siz illa orta saha hocam, illa orta saha. Olmaz ki. Juventus yine mi kaybetmiş? Aha, Roma Juventus evinde kaybetmiş. Milan zirvenin artık en büyük adayı olduğunu söyledi. Emre Hoca gerekeni yapmaya başladı. 3-5 günden bir şey olmaz yeğenim dedi. Oyuncuları dinlendir kardeşim. Bellingham sen var ya, adamın dibisin ya. Ben bu basın toplantısına katılırım babacım. İnanılmazdı Bellingham. Oyun planımızın ne kadar etkili olduğunu gördük. Biz gerekeni yaparız. Beni ilgilendirmez başka takım. Üff. İnanılmazsınız siz ya. Siz nasıl bir delikanlısınız? Şeyi nereden görüyoruz ya? O girdiğimiz menüye nereden giriyoruz abi? Bu dinlenme muhabbetlerini nereden görüyoruz abi? Ha, dinlenme buradaymış, tamam. Fizyoterapistin önerisini uyguluyorum babacım. Zaten önümüzde 6 gün var. Tatile gidenler gitsin abi. Hosu'yla Tonali'yi de tatile... Vallahi tatile giden efsane geri döndü babacım. Tatile giden efsane geri döndü. Hiçbir şey demiyorum yani. Tatile gidenler bir geri döndü ki böyle bir geri dönüş yok yani. Şimdi Torino maçında da bir de çakarsak var ya. Üf. Abi biz niye drop yiyoruz? Sokacağım şimdi ya. Tatile zük şu an. Uf. Tonali'nin sözleşmesi otomatik olarak uzadı. Şimdi ne vardı Tonali? Maaşın aynı maaş. Çekiş şükür yapıyordum. 1.8 istiyorum falan diyordum. Şampiyonlar Ligi'nde artık Allah'ım ne olursun. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri ikinci olup da benim karşıma gelmesin ya. Vallahi bıktım ya. Yeminle bıktım ya. Abi şuna bak. İkinci torbaya bak. Bilseydim ikinci birinci torbaya düşerdim ya. PSG, Manchester City, Inter, Arsenal. Keşke Inter gelse. Barcelona'nın karşısına gelen rakip Arsenal oldu. Abi Liverpool başkasına gitsin lütfen. Rangers mısın? Rangers da şeyde, Bayern gitti. Tamam, o da olur. Dortmund lütfen. Liverpool, oh kurtuldum abi, tamam. Ne şeyden korkarım ne başka bir şeyden. Benfica'ya ben geleyim. İşte bu be, işte bu be. Benfica geldi be. Benfica geldi be. Yürüyeceğiz. Çok rahat yürüyeceğiz. Bak şu eşleşme çok güzel oldu. Bu eşleşme çok güzel oldu. Bu eşleşme inanılmaz güzel oldu. Çok güzel eşleştik abi. Kader kısmet artık önümüze doğru, bize doğru dönüyor gibi ya. Kader bize doğru dönüyor gibi babacım ya. Sonunda artık bizim de bir şeylerimiz olacak galiba ya. Ulan şunu bana verin ya. Ben bunu alam ya. Ben bunu alam. Lorenzo Lucca ile beraber yan yana oynatırım ben bunu ya. Aldık mı lan Ansu Fati'yi? Girdik mi lan kredi kartına, borca? Reklam bastım, 30 saniye sonra geliyor. Tıklayın. Aldık mı lan Ansu Fati'yi? Aldık mı oğlum Ansu Fati'yi? Save alalım değil mi? Evet 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 evet. Hemen bir save alalım. Kesin bir cünüplük olacak. Bu kadar, her şey bu kadar iyi gidemez. Her şey bu kadar iyi giremez. Ansu Fati'yi mi alalım? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Şu an kafamda deli sorular. Zaniolo'yu almam. Roma maçında çok kötüydü abi. Hiç iyi oynamadı. Samuel Ricci ilgili de yani 114 milyon veremem abi Ricci'ye ya. 20 milyona göndermiş takım. Baba herhalde bunu alacağız ya. Paraya kıyacağız, bunu alacağız ya. Uf, taksite girsem mi? 29 yaşında ama bu da ya.
Ama büyük maçları falan çok seviyor. Her şeyi çok seviyor bu çocuk. Nightbot gönderdi. Bir tıklarsanız sevinirim sevgili kardeşler. Cole Palmer bir de. Bir de bunu öneriyor bize ya. 27 yaşında Cole Palmer. Leicester'da. 15 maçta 4 gol 2 asistle oynamış. Ama bilgimiz yeterli değil bu çocuk hakkında ya. Victor Osimhen'i öneriyor. Al hocam getir takıma diyor. Osimhen'i Kanada koşsak oynamaz mı lan? Şurada Romdater oynuyormuş eşşoşek. Kanat forvet oynamaz mı Osimhen acaba ya? Ama pahalı babacım ya. Galatasaray Evander'i aldım ama alacaklar herhalde büyük ihtimalle onu bitirecekler. Sonuçları göster ne olur hemen geçme. Oğlum ne sonucu ya? Sonuçtan kastın ne kamucu ben onu anlamadım. Maç sonu istatistikleri mi diyorsun? Diğer takımların maçlarının sonuçlarını mı diyorsun? Neyi diyorsun? Diğer maçların sonuçlarını. Diğer maçların sonuçlarını hızlı mı geçiyorum? Benim için tek sonuç var. O da benim takımımın sonuçları oğlum. Gözlemcileri nasıl görevlendiriyorsun? Gözlemciliğe giriyorsun. Burada sorumluluğu sen de verebilirsin. Kendin de alabilirsin. Mesela kendini aldığını düşün. Ben niye kendimi alamıyorum lan? Ha bu raporları sunuyor pardon. Görevlendirmeleri yaparak kendine geldin. Tamam bak şöyle yaptın. Sen bundan sonra gözlemcilerin başındasın abi. Buradan geliyorsun babacım. Görevlendirmelere tıklıyorsun. Yeni görevlendirme ata diyorsun. Şuradan direkt böyle de mesela istediğin özellikleri seçip de yapabilirsin. Şuradan bir organizasyon deyip ülke deyip mesela işte atıyorum direkt Brezilya'yı mesela araştırabilirsin. Ben genelde bölgeden giriyorum. Güney Amerika diyorum. Veya işte turnuva diyorum. Gidiyorum abi Brezilya Ligi'nden. Bak şimdi nerede o? Brezilya Ligi'nden mesela as takımları hani Brezilya Açaí'yi izleyin diyorum mesela. Gidiyorlar izliyorlar. Türkiye'den Süper Ligi izleyin diyorum. Mesela Brezilya'yı izletelim böyle bir görev vereyim falan. Ha bu görevleri verdikten sonra sen de mecbur değilsin. Görevleri verdin, okeyledin. Ondan sonra geliyorsun gözlemcilik görevleri yapara yetki ver diyorsun. Onlar devam ediyor. Çok fazla uğraşmıyorsun yani. Gözlemcilik olayı kolay ya FM'de. Oh. Oh. Oyuncu artı para oluyor. Hiç para vermeden oyuncu verebiliyorsun. Taksite girebiliyorsun. O bölgeyi doldur diyorsun. Bilmem ne. Bir sürü tırt tırt. Transferde çok seçenek var. İkili forvetimiz yok arkadaşlar. Artık taktiğe kanada döndük. Ben artık sizi orta saha oyunu hoca, ikili forvet hoca oyna dediğim size artık yemeyeceğim. Yeter. Yeter. Sitedekine bakalım da. Sitedeki de. Pahalı ya. Abi, kim alacağız? Manchester City. Martin Satriano. Anjorin miydi sitedeki? Yok bu 28 yaşındaki. Bu çok iyi topçu ya. Baudry var. Bu da değil. Diego Pinto var bunlarda. 19 yaşında bir topçu. Kimmiş lan bu? Adeyemi'yi yedeğe çekmiş lan bunlar. Ulan Adeyemi'yi ah 320 milyon nasıl vereyim abi. Rodrigo ayrılmak istiyor. Rodrigo'yu alabiliriz lan. Çok iyi topçu. Bernardo Silva. 35 yaşına gelmiş. Matias Royaş. Kimmiş lan bu? Eusebio Perez 23 yaşında. Çocuğu gözlemlemişiz vakti zamanında. İyi de bekmiş ya. İyi de kanatmış. Cedric Brunet. Buna da bakalım. Bu çok biraz tırta benziyor da. Tottenham'da mıydı bizim herif? Kim almıştı ya? Liverpool mu almıştı abi? Liverpool almıştı herhalde. Ya ben bunu istiyorum ya. Ben bunu istiyorum. Bunu burada oynatamaz mıyız? Oynatırız be oğlum.
Bize gelir mi lan? Yok, gelmek istemiyor. Alexander Arnold'u kadro dışı bırakmış lan bunlar. Pedro Amaya. Amaya. Bakalım bir çocuğa da. Foden yaşlanmadı mı oğlum? Foden yaşlandı lan. Foden 29 yaşına geldi. 250 milyon vermem 29 yaşında oyuncuya. Ya da versek mi? Payenda'yı aldılar bak gözümüzün önünde. Salak Ranch. Evet, sol açığım yok. Sol açığı ama şeyi aldık oğlum. Geliyor işte. Neydi bebenin adı? Leroy Sané'yi aldık. Leroy Sané'yi solda oynatmaz mıyız? Solda oynatırız. Bu yarım sezon çatır çutur oynar, ben öyle düşünüyorum yani. Juventus'taki Raspadori. Ulan bu piç de oynar ya. Kenan Menan olmaz. Biz sattık değil mi? İşte kanadımız yok diye satmıştık. Kanatsız oynayacağız diye, hep sizin yüzünüzden. Bardacı'ya bakayım bir. Abi sat. Bu çocuktan bir numara olmaz falan filan. Hep beni kandırdınız. Şimdi bunu mesela eğer Şampiyonlar Ligi kadrosunu aldılarsa biz alamıyor muyuz değil mi? Öyle bir şey var bir de galiba. Aha, Ferreira'yı satılığa koydular Ferreira'yı. Ben bunu alıyorum. Ben bunu alıyorum. 80 milyon lan bu. Hiç top oynatmamışlar bunu. Bu da 40 milyon. Değil mi? Hızlı hızlanması bana da biraz düşük geldi ya. 14 gerçi. Dribbling'i 17. Oradan toparlıyor. Bilemiyorum. Top kontrolü yok. Bize sanki biraz daha hazır bir oyuncu lazım gibi ya. Parayı vereceksek geleceğe değil de bugüne vererek. Ya tabii ki oynamadan özellikleri de. Oğlum Harvey Elliott'la çok gitti geldi elimize ya. Artık 3 yıldıza düşmüştür Harvey Elliott. Ulan depa çıkmayacağım mı lan şeye, pezemek? Bu gelmen lazım. Bir dakika abi. Ya West Ham'da 26 yaşında ve üzgün abi. Abi Real Madrid falan istiyor ama ya. Biz buna bir bakalım abi, biz buna bir bakalım. Ansu Fati de iyi gibi ya. Ansu Fati de iyi gibi. Ama Harvey Elliott da iyi gibi ya. Bak şimdi hoşuma gitti bu yani. Şöyle bir Real Madrid falan bakınca. Çocuğu da satamadık ya. Oo, herkes istiyor. Ama bir transfer listesine göz atalım beyler. Hiç bilmediğimiz bir oyuncu bir anda löp diye oraya oturmuş olabilir. Ama piyasa değerine göre bakalım. Zaniolo var transfer listesinde ya. Yani taksite maksite girip bu çocuk alınır mı? 30 yaşında ama bu para verilmez buna ya.
Oynamaz oralarda 74 milyon falan hikaye abi. Curtis Jones'a bakmıştık. Konrad De La Fuente. Kim lan bu? Buna bir bakalım. Sofiane Drop. Yop. Ferran Torres. 29 yaşında. Üf, Ferran Torres de oynar lan bizde. Gakpo'ya bakmıştık. Kerem Aktürkoğlu. 19 milyon alayım 7. Avrupa'ya kaydetmem ama. Evlatçılık yapayım mı, Kerem alayım? Luis Rafael 20 yaşında. Kim lan bu çocuk? Kim izliyor lan bunu? Brighton, Tottenham, Sevilla. Muhammed Darami 27 yaşında. Üf. Orta yapması hiç yok ama ya. Bu gelişmez de oğlum bu yaştan sonra bu ya. Diego Jota mı lan bu? Yok, bu başka Jota'ymış. 30 yaşında. Bana önerilenlerden var mı? Tamam. Şimdi transfer listesini bir kaldıralım. Mbappe 31 yaşında. Kaylan Mbappe'yi gönderin gelsin ona. Gelsin, gönderin gelsin. Taksidin dibine vuracağım. Emre Hoca Kaylan Mbappe peşinde. Şöyle bir teklif yapayım. Hatta bunu bir de duyuralım. Pedro Zabalza. Aslında Mbappe'yi alacağımıza bunu alsak ya. Oğlum gelmek istiyor lan. 331 milyon. 331 milyon buna nasıl verebiliriz ki biz ya? Baba bir dakika. Dur. Herkesi satacağız. Herkesi satacağız abi. Herkes izleniyor abi. Herkes izleniyor. Calabria dahil izleniyor abi. Edward kaç parasın lan sen? Seni bir 60-70 okutamaz mıyız? Onun iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yalnız Mbappe'yi alırım baba. Mbappe'yi alırım baba. Milan'a transfer olabilirim. Oo, Allah'ım, ben bunları duyacak adam mıydım? Bunu gözlemleyin. Bu nasıl bir dinlenme lan? Niye böyle bir dinlenmeye giriyoruz? Tatil mi geliyor? Karşılarız oğlum. Ben onun maaşını her türlü karşılarım. Kaç para teklif alacağız buna bakalım. Baba bana alsınlar Mbappe'yi ya. Sokarım ama ya. Mbappe'yi alsınlar bana kardeşim. Ben istiyorum ya Mbappe'yi. Ben madem dünyanın zirvesindeyim. O Mbappe buraya gelecek kardeşim. Haaland'ı istemiyorum. Mbappe istiyorum. O Mbappe buraya gelecek kardeşim.
Inter 2-0 yendi Juventus'u ya. Tüh. Keşke berabere kalsalardı. Birinci olarak bitirecektik ilk yarıyı. Ligde ikinciyiz. Çok az bir farkla. Oh. Reddedildi ya. Tüm her şeyi verdim ama koyayım. Yönetime de söyleyemiyoruz ki bunu bana alın diye. Yönetim Mbappe'yi almak için başkanın böbreğini satıyor. Bellingham, Ruben Neves, tamam böyle güzel çıktık. Okey, böyle gayet iyiyiz. Devam keke. Avrupa'da da şeye çıktı işte, gruptan birinci çıktık. Benfica ile eşleştik Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi giriyoruz beyler. Ocak transfer dönemi başlıyor, hadi bakalım. Maldini gitsin böbreğini satsın oğlum. Maldini'nin böbreği de o kadar para vermezler. Ciğerini satsa ciğeri yok. Ciğersiz pezevenk. Lan oğlum Haaland'ı niye beğeneyim? Dünyanın en iyi forveti bende zaten. Lorenzo Lucca bende ya. Adam dünyanın en iyi forveti. Dünya sıralaması açıklanıyor. Herif ikinci amına koyayım Mbappe'den sonra. Ne yapayım ben Haaland'ı? Kanat lazım bize, kanat. Ruben Neves beni sat dedi hocam, olacaktı dedi. Rodri çevirdi topu. Ruben Neves inanılmaz düzgün bir vuruş, inanılmaz bir gol. Mokoko oynamaz bence ya. Oynar mı kanat forvet? Ben sanmıyorum. Mokoko'da böyle şey var ya. Oğlum kimyayı falan bozmayacağız. Edson Edward yerine bir tane kanat alacağız. Orta sahaya bir tane Ruben Neves yerine adam alacağız. Bir tane de defans alacağız. 3 tane transfer yapacağız. Zaten Sané'yi aldık. Leroy Sané geldi. Ulan Amici gol atıyordu. Ferran Torres temize benziyor değil mi? Ben de öyle düşündüm ama. Benim şeyim nerede? Baş gözlemcim nerede benim? Kamu neredesin oğlum? Hani birkaç tane kanat öner de kardeşim bakalım ya. Hayret bir şey. Baş gözlemci diye aldık adamı. Hiç sıfır ya. Ocak geldi. Bir tane rapor yok ya. Gomez nerede Gomez? Buradaydı ya yayın başında. Haaland 5 Lucca eder babacım. O kadar değil abi. Bu Lucca şu an efsane abi. İnanılmaz yani. Haaland'da PSG'ye gidersem yönetirim ama ya PSG'ye de gitmem abi, ligi migi çok sıkıcı ya. 3 tane nokta transfer bitireceğiz işi. Ha bir tane de genç belki yedekleme için alırım. O kadar. Oyarzabal çok pahalı. Fodun yaşlandı artık. Yani Fodun o paralar verilir mi? Bence verilmez. Chiesa 31-32 yaşında, yine hayvan gibi para istiyorlar. Yani çok ilerledik arkadaşlar. Ferran Torres mantıklı gibi ama hem de transfer listesinde ya. Altyapıda bir bok yok ya. Ben şöyle bir baktım da ya. Altyapıda zaten iyi olanlar kadroda şu anda. Santo Vito falan böyle. Geleceği 5 yıldız. Sané'ye mi 10 milyon verdik? Bir şey vermedik. Ya Sterling evet. Yani sanki şey gibi, ucuz gibi ama. Sterling'i de 10 milyon alabiliriz ama bence çok yaşlı Sterling ya. Pedri ve Gavi oynar mı? Gavi'yi alamazsın ki. Nasıl alacağım? Pedri Gavi çok pahalı. Justin Kluivert Hollanda'da bende zaten. De öyle bir aman aman bir oyuncu değil yani. Hani 10. tercihim falan olur. Orta sahaya Turnbull çeksen yakından uzaktan kaleyi bombalar. Ya Turnbull evet güzel oynuyor aslında. Ama bilmiyorum abi.
Bakarız. Turnbull'a bakarız. Da orta sahaya o kadar büyük para harcayamayabiliriz. Yani parayı büyük ihtimalle Kanada gömeceğiz gibi şimdi. Bellingham harika pas, offside kesin. Kesin offside abi, biliyorum yani. Gazi Begovic. Brekalo. Şeye bakalım mı lan? UEFA'da falan en iyi oynayan kanatlar kim? Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'da en iyi oynayan kanatlar kim, onlara bakalım. Madueke. Olabilir, bakarız. Bilmiyorum ama çok etkili bir kanat almamız lazım. Yani böyle oyunu tek başına, hani böyle Mbappe tadında, Sterling tadında, böyle oyunu tek başına götürebilecek. Abi Joao Felix'i aslında alsak mı ya? Joao Felix'i alsak mı, Joao Felix'i? Felix kanatta oynamaz mı? Deli gibi oynar lan. Aferin Dest. Ruben Neves. Amici. Edward Bellingham dışarı. Plata bizim şeydeki bek değil miydi Plata ya? Plata benim Kristal'deki bek'i demiyorsunuz mu? Gerçi orta saha özelliği var onun da. Amici de sırıtmamaya başladı ha. Yani Amici de biraz oynadıkça sanki o kendine geliyor gibi. Zaten bir kanat aldık. Bir kanat daha alsak iki kanat. Bir tane de defans almayı düşünüyorum orta sahadan ziyade. Ukrayna'nın kanatları iyi oluyor da işte savaşta hepsini öldürmüştü. Bu espri yaptığım için banlanabilirim. Hayır. Joao Felix. 21 farklı oğlum, bu farklı. 21 farklı, bu farklı. Torino'ya bak ne bastırıyor ya. Sokacağım Torino'suna. Oynayın lan köpekler. Ya Rodri'nin ben kanatta bu kadar iyi oynayabileceğini hiç hayal bile etmemiştim ya. Rodri yani sağ kanatta inanılmaz oynuyor ya. Offside olmasa yine gol. Erdoğan Erdoğan gelse üf. Üf, Erdoğan Erdoğan'la uçarız. Onlar bizden özür dilesinler. Biz bir şey mi dedik kardeşim? Biz mi dedik onlara savaşa girin diye? Şeyi gördünüz mü oğlum? Haberlerde şey geçiyor. Rusya savaşı kazanamazsa Putin Rusya'dan Türkiye'ye kaçacakmış. Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin başına geçecekmiş. Put in, Ali out diyorlar. Bellingham at bunu ya. Ruben açtı ortayı, Edward vuramadı. Bizi bu kelime oyunları bitirdi babacım. Oğlum buradaki oyuncu çok yoruluyor ya. Yani bu maçta da daha bir gol daha atsak oyuncu değişikliklerini yapacağım da. Ruben Neves orta sahadan vurdu. Siken topu Salisu tamamladı. Offside yok de ya, artık yeter. Bellingham'ı falan çıkarmak istiyorum. Yeter babacım yeter. Ay siktir ya. Nasıl offside? Offside yok ki lan, nerede offside? Ay siktir git ya hoca ya. Hoca bir get the fuck out of here. Bellingham, Ruben Neves, Sergio Dest. Sakın sakın 86'da gol mol yemeyin, ağzınıza sıçarım valla. Offside yok mu? Offside yok mu hocam? Benim golümü offside diye vermedin vallahi sikerim. Ha? Hayda ya.
Litieri ya. Oyuncu değiştiremedim göt korkusundan. Rodri, Luka. Rodri vurdu, Montipo. Çok sıcakladım. Ruben Neves Edward. Güzel, 1-0 olsun bizim olsun abi. 1-0 olsun bizim olsun. Siktir git, neden her maçta öyle oynanılsız diyeceğim şimdi. Çok güzel oynadılar ya sanki ona. Evet abi, bir puanla götündeyiz Inter'in. Ak göt kara göt time. Ya Neves de iyi oynamaya başladı, 32 yaşında ya, satmasak mı? Sözleşmesi de bitiyor. Yo, 2030'da bitiyormuş. Gerçi 2030'dan zaten. Neves'i sattım abi. Ama yani bence satmayalım, sezon sonuna kadar oynasın ya. Kendi kendine bitsin gitsin baba. Tamam, birazdan ama 3 gün 7 gün sonra 2030'dayız oğlum. Rodri'yi Real Madrid istiyor. Of, ne yapacağız ya? Kimi alacağız oğlum ya? Mason Mount'a bir bakmak istiyorum ya. Bu çocuğun driplingi niye yok? Bu çocuk gerizekalı mı ya? Evet, gerizekalıymış. Bedavaya gitsin abi, bedavaya gitsin. Ben şimdi orta sahaya bakın, alsak bile Avrupa'da kadroya sokamayacağız arkadaşlar. Öyle sıkıntılar var, gözünüzü seveyim ya. Ruben Neves için. Ya kardeşim, gelirse bakarız ya. Sezon ortası tatiline girdik. Benim evladım, ben bunu çok istiyorum ya. Ben bunu çok istiyorum ya. Bu çocuğu biz tuttuk, çıkardık, getirdik buralara ya. $15 milyon veririm. $37 milyon veririm. Kardeşim yani pazarlık yapabileceğimiz bir rakam söyleseniz. Bak. 40 veririm. 70 de böyle veririm. Bak, 40 veririm. %30 da böyle veririm. 30 veririm. %45 de böyle veririm. Yok baba. Ali serbest. 123 milyon mu? Listede dur. Conor Gallagher. Buna da ha bire bakıyoruz. Phil Foden %390 milyon o. Phil Foden nereye alıyorsun? $100 milyon olmasa bu çocuk da çok iyi ya. $100 milyon olmasa. Çok iyi adam. Ama $100 milyon. Abi Ansu Fati'yi mi alsak ya?
Yine en iyi aday bu gibi ya. Bakalım biraz ortaları karıştıracak Emir Hoca. Yapacak bir şey yok. Havertz listedeydi de satıldı gitti zaten. Havertz'e 3 yıldız veriyordu oğlum. Bak dedi maçı. Oha, umuyorum ki resmiyete dökülür dedi, bozduk. Aha. Amına koduma Hannibal'i. Abi 20 milyonumuzu piç etti ya. Eduard görüşürüz kardeş. Şuna bir 70 çekeyim bakayım ne olacak. Mbappe red ediyorlar ya. Vermiyorlar abi. Son teklifim budur. Verdiniz, verdiniz, vermediniz. Siktirin gidin. Ya geri çağırırsan çağır kardeşim. Götüme mi sokacağım? Milan Fatih'i veriyor. Ne diyorsunuz Ansu Fatih'e? 8 gol, 5 asist. 15 maçta hem de. Parkçım Altay olmuş kardeşim benim. Teşekkür ediyorum desteğin için. Oğlum o kadar kalmayacağız çünkü bu takımda ya. En fazla 2 sezon oynuyoruz bir takımda. O kadar altyapılık geliştirmelik durumumuz yok bizim. Saçma sapan herif çıktı ya. Dört yaşında oğlum bunlar. Bardajı'ya bak ne asist yapmış. Milinkovic Savic. Especio Perez. Abi 333 milyon nedir ya? Ama saçmalıyorsunuz ya. Kimmiş lan bu? Şuna bir bakın lan, bunu alırız ucuza 20-30'a. Bizim Musrati'ye bak lan. En çok puan alan nerede abi? Alexander Arnold'a da bir bakamadık. Nasıl ya? Bu o kadar iyi mi ya?
Bizim NGK'ye bak. Buradan bir şey çıkmaz baba bize ya. Baba Fatih'i alacağız gibi ya. Fatih'i alacağız gibi Fatih'i. Fatih o kadar paralar isteme benden. Buz gibi soğurum senden. Yıllık maaş artışı veremiyoruz mu buna ya? Çok para var bunlar. 15 gol at. Sana 3.3 milyon vereceğim. Abi biz bununla anlaşamıyoruz ya. Böyle alabiliyorum. Ansu Fati geliyor. Ansu Fati geliyor baba. 27 yaşında. Oğlum kime vereceğiz? Nasıl sezon sonu ya? Saçmalamayın oğlum, şimdi geliyor işte ya. Uygun olan ilk zamanda lan. Abi rakibimiz makibimizden ne olacak, verelim ya, ne olacak, onlar da bize verir vakti zamanı gelince. Ama çok iyi adam değil mi? Alıyorum lan Mukoko'yu. Alıyorum, koyuyorum buraya, kanat forvet hücum oynatıyorum. Okey misiniz? Hem de fiyatı da düşmüş. Alıyorum Mukoko'yu lan, 25 yaşında. Çift forvete döneceğimiz zaman da efsane oynar. Ben Fatih sevdasından vazgeçiyorum abi. Çok ağır şartlar. Şartlar çok ağır abi. Fiyatı da iyi geldi biliyor musun? Oynar oğlum bence ya. Sağ kanattan içeri kat et var. Bence Mokoko her türlü oynar be oğlum. Büyük maçları sevmiyor ve istikrarsız ama hem de siz de istiyordunuz, alıyorum lan chat. Siz de istiyordunuz, alıyorum lan chat. Ne istiyorsun oğlum? Amına koyduğumun çocuğu, ne yapıyorsun ya?
Aldım bu kokoyu ya. Aldım bu kokoyu. Size güvendim oğlum. Fatih'i yettim iptal. Ansu Fatih'i yettim iptal. Fiyatı da uygun geldi abi bu kokonun. Sana ne oluyor amına koyayım? Başka para nereden buluruz? Şu kaleci ne oldu ya? Çok gerildim. Çok yaşlılar, çok yaşlılar. Yaşlı alacağıma 25 yaşında topçu alırım baba. Diego Pinto. Dünya yıldızı diyor. Rodrigo düşmüş. Eusebio Perez. Brunet. Bruno Santos. Trent Alexander-Arnold. Phil Foden. Raspadori. Foden'a da çok pahalı fiyat çekiyor. Fatih'e bu paraları vermeyeceğim. Ya ne var oğlum Sergio Innocenti? Çek gelsin amına koyayım o zaman ya. Almıyorsan sikerim. Hannibal'ı gönderdik. Oradan bir para aldık. Al amına koyayım ya. Ya Mukoko da gelmezse ağzına sıçarım ama ya. Nasıl 120 milyon abi? Kokoreçi alayım mı lan geri? Ferran Torres mi biz bakmıştık? Ricci'ye çok para istiyorlar. Raporları gelmedi daha. Çok gerildim. Mukoko'ya başkasına giderse. Musiala. Bakayım Musiala'ya. Bakayım Musiala'ya. Of. Çok iyi topçu ya. 177 milyon istiyorlar oğlum ya. Vallahi bunu da kiralasak mı ya?
Ananızın amı ya. Jadon Sancho 110 milyon ya. Sancho Suarez geleceğin süper yıldızı. Oynamaz mı piç kanatta? 17 maçta 8 gol atmış. Haaland. Opeti. Adeyemi. Ulan Adeyemi de oynar da çok pahalı ya. Gavi 262 milyon. Chiesa'yı satmazlar ki abi. Satmak istemiyorlar abi. Geleceğin süper yıldızı mı? Türk asıllı bakalım. Gonzales. Amad Diallo. 113 milyon abi. Nasıl vereceğiz buna 113 milyon? Veremeyiz abi bunlara 113 milyon. Franz Josef Tia. Bunu iyice bir gözlemleyin bakayım ya. Fascinato. Dario Garay. Inter'de. Ama Alessandro Bastoni inanılmaz bir oyuncu. Çok büyük paralar. Amaral. Vicente Morales. Barcelona'da 200 milyon anasınızın nikah. Abi Mokoko'nun gelmesi lazım. Şu anda alabileceğimiz en uygun oyuncu Mokoko gibi görünüyor. Bir de şuradan soralım abi. Bana bir defans öner bakalım. Michel diye bir çocuk önerdi. 26 yaşında. Bir bakalım hemen. milyonu da satarlarmış. Olumlu bir şey gelirse Presnel Kimpembe mi? 34 yaşında babacım ya. Marquinhos 35 yaşında baba. Sen ne yapıyorsun ya? Oynar ama hala biliyor musun? Ulan Marquinhos'u alsak mı ya? Chat. Ne diyorsunuz oğlum? Yolladım Brezilya'ya ya. Marquinhos aslında var ya. Patır kütür oynamaz mı ya? Bağkur'dan emekli olur 7 milyon ama ya. Avrupa için alsak. Avrupa için alsak. Abi Mukoko gelsin ya. Ya bence Avrupa için bir tane bize defans şart abi. Bu olabilir. Bu olabilir yani. Bir de ben kendi şeylerime bakayım, raporlarıma bakayım ya. Bastoni tamam diyor. Karl Alstop. Bak bu çocuğa çok baktık biz ya. Büyük maçları sevmiyor. Geç. Nianzu. İnanılmaz bir herif. 100 milyon. Abi Timber alacağım herhalde ben ya. Hevesin ama amına koyayım. Bu ne ya? Alınmaz abi. Kan fışkırtan 35 4 ay olmuş kardeşim. Aleykümselam.
Pacheco'yu alacağım abi ya. Yaklaşıyoruz gibi sanki. %30 çok ağır oldu ya. Ben %30'la alamam abi böyle bir oyuncu. %30'la alamam abi. Bedavaya aldım. Pacheco'dan neler istiyorlar görüyor musunuz? Bedavaya aldım ben bu çocuğu ya. Oğlum bana bu Pacheco'yu getirin ya. Almadı yönetim. Baba 88 nakit al siktir git ya. 90 cash veriyorum abi. Siktirin gidin. Mokoko'ya verdik teklifi de işte Mokoko gelecek mi gelmeyecek mi? Şimdi bayan mayan herkes teklif yaptı ya. Sikeceğim amına koyayım. Beni bekliyorlar ya. Çok sinirlendim abi. Elliot da ortalama oyuncu amına koyayım ya. 3 gol 2 asist. Ya Ferran Torres alsam daha iyi yedi. Aldım o çocuğu abi. Aldım bu çocuğu. Bu çocuğu aldım baba. Kumar oynuyorum. Alıyorum 18 milyonluk kumar oynuyorum. Alsın başkası da göreyim. Al amına koyayım. Bebedir düşünmeden imzaladı. Yedeye bunu aldım abi. Bunu ben UEFA'ya da kaydetmem. Şampiyonlar Ligi'ne de kaydetmem. Bakacağız. Pacheco'nun beynine girmem lazım. Pacheco'nun beynine girmem lazım.
Ha bunun sözleşmesi bitiyormuş. Ondan mı böyle olmuş? Bannerlord kalmış mı? Aa evet lan. Biz niye sabahları böyle oynuyoruz? Bannerlord'da kalmış. Oğlum para var verdim ya. Gelsin sikerim Tottenham Mottlum alır. Bu Koko'ya bir daha mı çakayım diyorsunuz? Oğlum Ruud Gullit futbolu bıraktı amına koyayım. Ben kazansaydım bari. Abi Pacheco'nun niye morali falan bozulmuyor ya? Ya Mukoko ağzına sıçacağım ama ya. Al amına koyayım 2 milyon ya. Sikeceğim bu Mukoko'yu şimdi niye gelmiyor bu ya? Abi bedavaya alma diye seneye gelecek Mukoko'nun amına koyayım. Bana şu an lazım abi. Bana şu an lazım abi. Bana şu an lazım abi Mukoko. Koko'da öyle bir şey yok değil mi? Bir şey yok ya, öyle bir şey yok ya. Dünya birincisi mi? Lorenzo Lukaku Ballon d'Or aldı. Oğlum helal olsun ya. Lorenzo Lukaku Ballon d'Or aldı. Dünyanın en iyi oyuncusu Emre Hoca'nın takımında. Hadi bakayım. FIFA yılın en iyi erkek oyuncu ödülünü de aldı. Dünyada yılın futbolcusu ödülünü de aldı. Rafinha ile Zabalza'yı koymuş. Tamamına kudumun gelmezse Rafinha'yı alırım valla. Veririm 20 milyon. Alırım abi önüme bakarım ya. Oğlum dokuyu bana aldırmadınız. Herif oyuncu seçildi yine. Baksana 60 milyondu bu yara ya bu. 90 milyonmuş. Casper Horst. 107 milyon amına koyayım. Şu Tapsoba'ya bir bakalım biz ya. Safanov. Şu kaleciyi alırız lan biz. Harry Durant. 20 yaşında.
Marco Carnesci. İtalyan'ın en iyi kalecisi. Salisu da yılın Afrika defans oyuncusu seçildi ama biz de Salisu'yu salmaya çalışıyoruz. Ballon d'Or alan oyuncumuz var lan, siz hayırdır. Luis Rafael Vesane geliyor Milan'a. Ortalık ayakta. Şerefsiz Tottenham'ı falan görüyor musun? Benim transfere teklif vermemi bekliyorlar ya. Ben teklif verdiğim anda arkadan hemen çat 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 çat. Ah, oh, Mbappe. Seninle oynamayı çok isterdim. 6. sezon hiçbir takım boşalmadı. Neden acaba? Nasıl yani? Sana teklif yapmıyorlardır oğlum. Boşalmaz olur mu lan takımlar? Mokoko bence bizi üzecek gibi de hayırlısı. Yani 50 milyon civarını alabileceğimiz en uygun oyuncu oydu oğlum ya. O da gelirse gelir, gelmezse koyayım götüne ya, ne yapayım. Oha, Muhammed Tetik gelmiş geçmiş en iyi 11'e seçildi aslanım benim. Gelmiş geçmiş en iyi 11 bu mu amına koyayım? Biz Kluivert'a hiç bakmadık lan. Claudio Capelli. Of, stresli anlar. Biz şu salağı sattık mı ya? Hani balığa satmışız. Galatasaray'da teklif bile yapamadı hani bala. Oğlum dünyanın zirvesindeyiz lan. Adamın adı da Defendi amına koyayım, Yıldız 2. Augusto, Aralık ayı ödülünü kazanmış. Oha, anasın amı ya. Manchester'ın bu talepleri ne ya? Şabani'ye bak sen. Aferin lan Şabani. Lovato. Atankovic. Şimdi bu çocuğa bir bakalım. Bir tane de bizim defans almamız lazım. İş piyasasında iyi bir takım boşalmadı. Bilmiyorum, ilginç. Kısmetsizsin oğlum. Cünüpsün amına koyayım benim gibi. Git duşa gir. Çocuğu kazandırak ya, ne olur ne olmaz. Adama git Gambiya'ya mı futbol giydirdik? Nasıl gibi ya. Gözlemleyin oğlum, kim bu bilmiyorum. Ahmet Belagi. Oha, bu çocuk iyiymiş. Tamam, bunu ikna ettim ama ne koyayım. Seni Hollanda milli takımına alacağım dedim, kandırdım. Akram İdrisi. Oha, bu da 4.5 yıldız. Oha oğlum, bu çocuk çok iyiymiş lan. Oğlum bu İdrisi de çok iyiymiş lan.
Hadi Mokoko artık karar ver. Allahsız, kitapsız, şerefsiz Mokoko. Mokoko, Mokoko dediniz. Alın size Mokoko amına koyayım. Gelmezse suç benim değil. Yapabileceğim maksimumunu yaptım chat. Bana kimse bir şey demesin. Mokoko, Mokoko diye bana bağırdınız, bağırdınız. Alın size Mokoko. Gelmezse ikinci gelme işi olacak. Anthony 3 yıldıza düştü. Cole Palmer aslında çok iyi kaleci, şey değil mi ya herif? Şu Cole Palmer'ı da alabiliriz. Rafael de 3.5 yıldız geldi. Vallahi iyiymiş lan herif. Vallahi iyi topçu geldi ha. Leroy Sané. Rafael nerede amına koyayım? Ben mi göremiyorum? Gerçi 22 yaş altıymış ya. Gagotti. Kiralayın kardeş, sizin olsun. Vallahi şu anda iki tane efsane oyuncu oturdu takıma baba. Şu kaleciyi bizim satmamız lazım ya. Mateo'yu satmayacağım. Kerem'e baktık ya, tırt Kerem. 3 yıldız veriyor bana yani. Normalde hani millete 5-6 yıldız veriyordur da. 6 yıldız veriyor. Orospu çocuğu Mokoko. Bana bir daha Mokoko da yeni banlarım. Geldi lan. Yusufa. Pis bize fake attı amına koyayım. Hiç bize fake attı ya. Gir lan kadroya. Siktir git lan Hannibal. Üf, forma satışı patladı. Oğlum. Patladı mı? Patlamadı. Anam 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 anam. Bir dakika ya, biraz önce şurası yeşil değil miydi? Osu Bellingham, Tonali, Mukoko, Greg abi kanat forvet. Ramda Ter'de oynuyor bu ya. Kanat forvet oynasın abi. Edward siktir git. Leroy Sané gel oraya. Leroy Sané de kanat forvet. Edward'ı kimse istemiyor ya. Her hafta Mokoko. Kesin golü var. İnşallah göreceğiz.
Şimdi çıkacağız Mokoko ile falan maça şimdi. Inter Dest için teklif yaptı. Peki 60 milyon ver. Vereyim kardeş. Amici gelişmeye başladı lan. Büyük maçları da seviyor. Amici'ne ben şans vereceğim ya. Oyuncular, böyle oyuncuları kattığıma Mokoko büyük katkı yapacak. Kesinlikle yıldız bir oyuncu getirmek. Sürekli takımı geliştireceğiz. Sané için en iyi yer ofansif orta saha sol. Bütçemiz sağlam. Leroy gibi oyuncu, futbolcu faydasını görecekler. Güzel bir toplantıydı. Anam! Aldık Mokoko'yu. Aldık Mokoko'yu babacım. Aha Salah'a bak, Fas'a gitti. Abi Tomori yapma ya. 4-5 hafta gitti Tomori, boku yedik. Bütçe yok kanka, bütçe yok. Kanka bütçe yok. Allah belasını versin Milan'ın. Milan battı. Geçmiş olsun. Eduard bir siktir git ya. Kaç paraya düştü lan bu salak? 40 milyona düştü oğlum ya. Hemen birilerini göndermemiz lazım. Hemen birilerini göndermemiz lazım. Sıkıntı çok büyük. Sıkıntı çok büyük. Hadi lan Amir sen gel oyna ya. De grup. Pas var mı oğlum sende? Sende pas yok lan gerizekalı. Neyse standart stoper oyna ya. Ya da gel ya Van der Ongren. Kovacic yedeğe gelsin. Antavito gelsin. Lucas Rafael genç oyuncu. Hemen genel. Ekstra antrenman. Erki kanattan da abicim. Erki kanattan da. Ali Koç'un gelmesi lazım abi. Oğlum ne yapalım? Şampiyonlar Ligi şampiyon olmak için büyük bir kadro kurmamız gerekiyor. Büyük bir kadro kurmamız gerekiyor. Kurduk yani. İnşallah Mokoko olmayız. İyi geceler abi bacım. Beldacı kazandık abi. Güzel oldu. Hatta ben bunu... Ben bunu alayım ya kadroya. Kazanma serisi rekoruna gidiyoruz. Güzel. Otson Edward kendini okeyledi abi. Gitmek istiyor. Şimdi gider. Savunma alamadık abi. Defans alamadık. Orta saha almayacağım da. Defans lazım. Veremeyiz bu kadar paralar artık. Astino. Bir bok olmaz bu. Michel. 13 milyon. Aldo Halli'de. 1.89 boyu var.
Biraz pası da var, kafası da var. Bu çocuğu alabiliriz. 13 milyon fiyatı da iyi. Abi yaramaz yaramaz. 32 yaşında zaten. Siktir et gitsin. Ama bunu biri izliyor. Abi alın şunu ya. Gözünüzü seveyim alın ya. Allah'ını seven şunu bir alsın ya benden. Şunu benden bir alın ya. Şunu benden bir alın ya. Lütfen ya. Allah gidiyoruz bakalım Mokokolu. Abi bu ne amına koyayım verdiğin teklifi sikeyim Sevilla ya. Yani ama hiç teklif veremiyorsunuz ki yani 2 milyon 3 milyon 1 milyon teklif veriyorlar herife ya. Reddetti amına koduklarım. Takım ne oldu takım? Takım inanılmaz oldu oğlum. İnanılmaz bir kadro oldu. I'm going to be cancer. Aa, transfer bütçesini artıya geçirdim. Yok kardeşim bu benim yedeğim ya. Bunu veremem. Herif Beşiktaş'tan dünyayı gezdi ya la. Of. Otson Eduard'la şeyi gönderip 100 milyon bütçe oluşturup defans almamız lazım arkadaşlar. Gerçi Marquinhos'u getireyim ben ya. $6.75'e Marquinhos gelsin abi hiç şeyimizi yapmayalım. Kendimizi strese sokmayalım. Leroy sana inanıyoruz sana oğlum. Başarırsın. Mukoko'yu abi direkt antrenör. Gelişim. Direkt abi direkt ofansif orta saha sağ. Kanat forvet hücum abi. Bu oyuncunun bireysel antrenörüne ben ilgileneceğim. Bu böyle çalışacak abi. Bu buranın topçusu olacak. Sanaya bak 10 numara istiyor. Bokumu yersin benim. Al 21. 17. Mukoko 7 numarayı aldı. Takımla artık bir kanat Mukoko. Luka'nın sözleşmeyi uzatacağım. Onu uzatınca iyice içimizden geçilecek ama yapacak bir şey yok. Taraftarımız için. Hadi bakalım yeni kanatlarımızla sahaya çıkıyoruz. Milan Fiorentina karşısında neler olacak hep beraber göreceğiz. Luka, Onali, Bellingham, Leroy Sané şimdi. Sané sokuldu. Çevirdi içeri. Osu Allah'ım inanılmaz. Osu girdi aldı topu. Gallegari. Gönderdi. Luka şimdi. Döndü. Mokoko. Çevirdi. Osu Mokoko. Uzaklardan vurdu. Theo Hernandez. Theo Hernandez. Aman yarabbim. Takıma bak ne oynuyor. Tonali yaptı ortayı. Oradan kim vurdu? Osu vurdu dışarı gitti. Osu'ya bak tatil yaramış Osu'ya da. Gallegari. Van Drongelen. Mukoko. Yeni transfer.
Nerede Luka şimdi? Lorenzo Luka! Lorenzo Luka! Golü attım babacım. Modlar orada yazmıyor dostum. Ünlem YouTube veya ünlem The Journeyman, yani TJ yazarsan TJ çıkar orada. Halegari gönderdi. Luka şimdi döndürdü. İnanılmaz bir çalım, inanılmaz bir gol. Sen FM'ye başladığından beri oyunu bıraktım oğlum. Yani benim yaşadığım zaten cünüplükleri görünce insanın morali bozuluyor. Oynayası gelmiyordur. Osu indirdi. Bellingham, Luka şimdi. Yani YouTube'da modları anlatan videomuz falan da var. Bir sürü videomuz var ya. Bellingham vurdu Martinez. Oğlum ben size bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz bir kadro kurduk. Tek eksiğimiz defans bir tane. Osu, Mukoko. Sané'ye gelmedi. Tonali, Kalegari şimdi. Mukoko, Osu. Osu döndü. Van Drongelen. Salisu, Bellingham, Sané. Mukoko'ya gönderdi. Mukoko çevirdi. Luka. Oğlum kadroya bak ya. İnanılmaz oldu ya. Ulan ne bileyim 100 abi olamıyoruz anasını satayım. Zaten izleyen sayısı aylık 400-500 bin. Abone olmuyor millet. Gıcık oluyorum ya. 1000 bin artıyor ayda. 100 ay sonra mı olacağız amına koyayım 100 bin? Ayda 1000 bin artıyor abone. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sané. Bellingham. Sané'nin önüne bıraktı. Sané sokuldu. Sané. Luka aldı topu. Osu. Tonali. Theo Hernandez. Theo açtı ortayı. Mukoko vurdu. Martinez. Yeni transferlerden bu maç bir gol bekliyorum. Gönderdi. Lorenzo Luka vurdu. Yapmayın sakın, hata istemiyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bellingham, Theo. Gönderdi Luka'ya, harika pas. Luka affetmiyor ama offside mı? Ama offside mı? Yapıyorum zaten de işte Twitch ile YouTube beraber aslında çok giden bir şey değil ya. Değişik yani. Şimdi mesela Bannerlord'da YouTube özel serilere başladık. Bannerlord'la ilgili genelde YouTube'dan tıkalıyor zaten yani. FM videoları 500 bin izleniyor. Bannerlord videoları 10 bin izleniyor buna kadar. Lotombo'ya gir araya, gir araya, gir yaptırma ortayı. Oğlum bize kaleci lazım ya. Bize bence bir defans bir de kaleci lazım gibi ya. Aferin lan bu Koko. Bir de uzun top. Lorenzo Luka'nın önüne şimdi. Luka at bunu. Zaten vuranlar aynı kişiler ya. Bu gelenlerde yok ki serbest vuruş özelliği. Mukoko da 14. Sané de 17'ymiş lan. Oha Sané inanılmaz vuruyormuş. O su açtı Sané. At bunu Sané. At bunu Sané. Bellingham güzel girdi araya. Tonali. Osu şimdi. Van Drongelen. Uzun bir top. Mokoko'ya kaçtı. Lorenzo Luka boşta. Osu. Osu kaleci. İnanılmaz. Vlog tarzı şeyler koymam ya. Elisçim hoş geldin. Vlog tarzı şeyler düşünmüyorum. Yani ben sevmiyorum öyle vlog. Oyun yani. Gameplay koyuyoruz. Seriler koyuyoruz. Oyun çözümleri koyuyorum genelde. Bannerlord modları çok yer alıyor, çok alıyor. Onlara yoğunlaşıyorum. Ya artık mesela Let's Play oyunlarını da hani yayında oynayıp atıyorum. Mesela bugün oynadığım oyun gibi. Bir oyun geldiği zaman yayında bir yarım saat oynuyorum. Let's Play diyor, bölümü kesip atıyorum.
Öbür türlü zaten vakit de yetmez, zaman da yetmez. Abi yine gol yiyeceğiz ya. Herifler iki kere geldi, iki kesinde de gol atacaklar utanmasalar ya. Bas bas bas, al onu Bellingham. Al onu. Bak bak bak, Oblak aptallık yaparsan ağzına sıçarım valla. Oblak çok yaşlandı ya. Oblak ya. Van Drongelen, Luka, Bellingham. Osu Sané'ye bırakmak istedi, atamadı pası. Van Drongelen şimdi. Salisu, Tonali. Osu. Uzun bir top Sané'ye gönderdi bu sefer. Sané sokuldu. Güzel orta. Harika gol. Defansa çarptı ama. Süper goldü ya. Luka şeyin, Sané'nin ortasını gördünüz mü? Bak bak, Sané'nin ortaya bakın şimdi. Leroy Sané. Değişik hareketler. Luka vurdu. Defansın göbeğinden girdi ama olsun. Güzel gol yani. Oblak. Van Drongelen. Allegri. Mesela bak, bu en son yayınladığım Bannerlord serisi var ya. Onu yayın dışı çekiyorum. Bir saatlik, bir buçuk saatlik oynayış. 4 saat editin sonunda 20 dakikaya düşüyor. Millet şey yazıyor. Gece giriyorsun 3 saat FM oynuyorsun. Bunu 20 dakikalık video atıyorsun. Onlara koyup 4 saat editi var lan. 4 saat sürüyor onun editi. Render'ı, yüklemesi bilmem nesi. 5 saat, 6 saat sürüyor. Bir de kıskanıyorlar FM oynamamı. Bannerlord oynayayım istiyorlar 7-24. Sané. Yap ortanı oğlum. Yaptı, Bellingham vurdu, dışarı gitti. Oğlum Sané'nin ortalar falan ne kadar güzel. Sané'den acayip katkı alacağız, ben size söyleyeyim arkadaşlar. İnanılmaz bir katkı gelecek Sané'den, belli. Hadi bir gol daha be. Mokoko, Calegari, Bellingham abi, yok artık ya. Abi YouTube hep izliyordum ben, sen reklama tıklama hep diyorsun ya. Sırf o duyguyu yaşamak için geldim. Hoş geldin kardeşim. İyi oynuyoruz ama bir tık daha artık. Hadi bir tık daha ya. Ya evet, böyle genelde o tercihleri saçma. Maç motorunu saçmalı zaten. Oyuncu mesela yan yanalar. Bomboş herif. Pas vermiyor. Şut çekiyor. Ulan Mokoko at bunu işte. İp ne? İlk maçında. Yani göt. O kadar para verdi sana. Dünyanın en iyi oyuncusu Luka'dan daha çok kazanıyorsun. Göt verenlik yapıyorsun. Osu. Osu şimdi. Yaptı ortayı Bellingham Martinez. Hadi oğlum ya, atalım bir iki gol ya. Pozitife döneceğim abi. Takım yoruluyor. Torer ya ortaladı. Van Drongelen güzel girdi araya. Jong. Geyi. Mokoko balon değil de Mokoko'yu bayağı bir oynatmamız gerekecek alışması için. Ben öyle hissediyorum yani. Mokoko'nun alışma süreci bizi birazcık yoracak gibi. Sané mesela direkt adapte geldi takıma yani. Hiç bir de maç yapmamasına rağmen. Mokoko hazır geldi ama ona rağmen pek hazır değil gibi yani. Osu. Çevirdi. Calegari. Mokoko. Mokoko. Bak burada mesela şut falan deniyor ya. Çok yanlış yani. Orada pas verebilme kalitesine sahip olması lazım. Ama inanılmaz çalım malım atıyor eşi şöşek ya. İşte bir anda patlayabiliyor maçlarda. Tam aslında Türkiye futbolcusu. Bir maç var, bir maç yok. Mokoko'yu öyle kabul edeceğiz. İnşallah o maçlar... Üf! İnşallah o maçlar şeye denk gelir abi. Şampiyonlar Ligi'ne denk gelir oyunu da maçlar. Abi Martinez'e bak, neler kurtarıyor. Bizim kalecimiz dışında herkesin kalecisi top kurtarıyor. Onali yaptı ortayı, Luka belinde vuralım. Şuna bak abi, pozisyona bak. 27'ye 12 nedir ya? Ya çok değiştirmiyorlar abi ya. Gitmişler kadın futbolu falan koyuyorlar, saçma sapan FIFA gibi.
Satışları ne arttıracak? 1000 fazla mı arttıracak amına koyayım? En fazla 1000-2000'e fazla arttırır. Ne arttıracak? Luka at artık ya. Sana yoruldu. Hadi yeni çocuk Lucas Raphael girsin yerine. O su yoruldu. O noktada hadi şeyi alalım ya. Onun yerine de aslında yavaş yavaş Santovito'yu alıştırmam lazım. Abi bunu atsaydın Hosu inanılmaz olurdun ya. Ben de FM'den bahsediyorum. Kadın futbolu getiriyorlar oğlum. Kadın liglerini falan koyuyorlar. Onali yaptı ortayı. Luka ama yani Martinez bu kadar olmaz ya. Aferin Van der Ongel'e. Ah be. Çok güzel kaçıyordu hem de. Allegri. Van der Ongel'en. Aynen oğlum herifler yani bildiğin tek yani. Utanmasa FIFA gibi şeyi koymaya çalışacak. Yemin ediyorum bakmışlardır biliyor musun? Oyuncu kartı muhabbeti yapsak mı diye. Vallahi bakmışlardır yani. Bir fırsat bulsalar aynı FIFA gibi koyarlar oyuncu kartı muhabbetini. Tamam takımı ilk maçtan çok yormayalım ya. Mukoko, Mukoko. Ve topu alıyor ve şuursuzca bir gidişi var ya. Hasan Şaşkın oldu. Kesin düşünmüşlerdir var ya ben bak. Aha attı lan. Vallahi herif oyundan çıkarmadan. Golünü attı eşi çalışık. Vallahi öyle bir entegre ederler ki sen de şaşarsın ben de şaşarım. Millet de mal gibi alır alır oynar. Biz de götümüze bakarız. Bir oyunumuz vardı o da gitti deriz yani. Lucas Raphael. Luca Raphael. Çevirdi. Oğlum Raphael ne kadar iyiymiş lan. Acayip yerinde transfer yapmışız biliyor musun? Hiç bakmadan 10 milyon aldığımız çocuğa bak ya. Unali Luka üstten dışarı. Martinez. İleri gönderdi. Tonali indirdi. Lucas Raphael'in baskısı var. Rodri dışarı gitti. Sonra ben senin FM oyununu YouTube'dan aşağı alırım diyor. Aynen öyle. Bir de o var tabi. Dediğin gibi prime kart bırakır ortada. Gol atamaz bomba. Şuna bak abi. 41-16. 41 pozisyonumuz var. 41. Yani nasıl bu maç 10-0 olmuyor amına koyayım. Saçmalığın daniskası yani. Of. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler. Bence inanılmaz bir bölümdü. Yani inanılmaz transferlere imza attığımızı düşünüyorum. Takım bir kere zaten acayip oturdu. Yani patır kütür maç kazanıyoruz. Inter evimizde yok ettik. Şimdi Marquinhos'u da alıyorum. Alıyorum abi gelsin. Hatta 25 maç sonra yaparız o işi. Şuradan düş abi şunları artık yeter ya. Beni yormayın ya. Şu parayı bir düş bakayım sen. Vallahi Marquinhos'u da alacağız herhalde. Luka inanılmaz oynadı. Çok iyiydin diyelim. Luka'ya şu anda sözleşme yapabiliyor muyum? Bir bakayım bir. Abi bütçe niye yetmiyor bu çocuğa ya? Luka'ya bütçe veremiyorum. Çıldıracağım şimdi. Maç başına veririm lan ben de parayı. Gel lan Luka. Allah sana 15 milyon. Allah maç başına da 200 bin dolar. Helal olsun. Çünkü sen hak ediyorsun abi. Hadi basın toplantısına da girelim.
Abi çok iyi, çok güzel. Yani gerçekten inanılmaz bir seriyi yakaladık arkadaşlar. Kanatlı taktiğe geçtim. Chat'i dinlemeyi bıraktım. Sizi dinlemeyi bıraktım. Kanatlı taktiğe geçtiğimden beri ortalığın içinden geçiyoruz ve bence alınabilecek en iyi kanatları da takıma kattık babacığım. Bize direkt katkı sağlayacak ki Mukoko zaten şu anda 134 milyon ediyor. Acayip bir transfer olarak geldi. Leroy Sané gerçekten yaşı olmasına rağmen inanılmaz oynuyor ki ilk maçında gördük. Ve yeni aldığımız Lucas Raphael oyunu bitirecek oyuncu. 20 yaşındaki bu genç çocuk, kesin 45 yaşında da 20 yazmışlar. İnanılmaz özellikleri, vizyonu, pası, şuyu, buyu, acayip bir futbolcu. Kanatta da bu çocuğu yetiştireceğiz. Her iki kanatta da kullanacağız. Ki zaten Rodri de onları yedekliyor. Aynı zamanda burada benim aslında düşündüğüm Santo Vito'yu da biraz orta saha, ofansif orta saha ve mezzala pozisyonu alıştırmak. Çünkü bu çocuk buralarda gayet oynayabilecek bir çocuk. Hosun'un gerçi antrenmanını da ben artık direkt oraya vereyim ya. Hosun'un antrenmanını da biz direkt oraya verelim abi. Orta saha, merkez. Direkt abi. Merkez, orta saha, hücum abi. Sen buna çalışacaksın Osu. Sana hatta bir şeyler daha verelim. Bitiricilik idmanı verelim. Plase vursun abi. Kulağa bir fikir gibi gelmiyor. Ne istiyorsun abi peki? Öneride bulun. Topu ayağı istemeye alışırsa. Tamam, istesin abi ayağı. Topu ayağını isteyince ne olacak? Daha iyi gerçi. Oyunu okursun. Topu ayağını istesin. Daha iyi olur. Puan durumunu da bakalım bir arkadaşlar. Onu da size göstermeden geçmeyeyim. Şu an Serie A'da zaten direkt tepeye geldik. Inter'in bir puan altındayız ki Inter'i zaten evde yok ettik. Yok ettik yani. 5-1 yendik. Neye uğradığını şaşırdı Inter. Biz de gerekeni yaptık. 45 puandayız. Inter'in bir maç kaybetmesini bekleyeceğiz ki zaten her türlü kaybedecek. Şu anda gol istatistiklerinde Luka birinci. Ortalama puanda Luka birinci. Asiste biz girememişiz. Maçın adamında Luka girmiş. Sarı kartta da Sandro Tonelli'nin önderliğiyle devam ediyoruz. Umut ediyorum ki oyuncuların hep bunların hepsini modla yaptım arkadaşlar. YouTube kanalımızda var. Ünlem YouTube veya aşağıdaki linklerden gelebilirsiniz. YouTube'da yayınlarımıza gelebilir. Kendinize iyi bakın. Yarın yine aynı saatte gece 12'de görüşmek üzere. Kaldığımız yerden Journeyman'e devam edeceğiz. Yarın artık transfer sezonunu bitireceğiz. Satmaya çalıştığımız oyuncuları satacağız, elden çıkaracağız. Oradan elde ettiğimiz bütçeyle de artık birkaç tane daha oyuncuyu takıma katmaya çalışacağız. Bakacağız durumlara. Kendinize iyi bakın. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Sizleri seviyorum. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi geceler diliyorum. Bay Skekeler.